7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Zuhal Topal'la Sofradan'ın çekimlerinde ekibimiz ve yarışmacılarımız Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı COVID-19 tedbirlerine uygun hareket etmektedir. Programımızda maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına maksimum özen gösterilmekte, pandemi süreci boyunca COVID-19 testleriyle sağlık durumları sürekli gözlenen Zuhal Topal'la Sofrada ekibi ve yarışmacıları koronavirüs tedbirlerine titizlikle uymaya devam etmektedir. Evimizin her noktası özel ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Zuhal Topal'la Sofrada birbirinden renkli yarışmacıları ve benzersiz lezzetleriyle yepyeni bir haftaya daha merhaba diyor. İlk bölümümüze geçmeden önce gelin bu haftanın yeni gelin ve kayınvalidelerini tanıyalım. Pazartesi yarışmacıları Elif Abış ve Seher Abış. Elif 10 yıllık evli ikiz çocuk annesi. Markete gitmeyi sevmiyor ama alışveriş yapmadan duramıyor. Elinin lezzetine çok güveniyor. Seher Hanım tam bir Karadeniz kadını. Dediğim dedik, dobra ve inatçı. Haftaya damga vurmak isteyen ikili büyük ödül için oldukça iddialı. Salı günü yarışmacıları Pınar Çiçek ve Hatice Çiçek. Pınar 16 yıllık evli iki çocuk annesi. Trabzon kızı, temizlik ve düzen takıntılı. Hiç sevmiyor yemek yapmayı. Karslı Seher Hanım az ama öz konuşuyor. Puanları şaşkına çeviriyor. El lezzetlerine güvenen kayınvalide gelin rakiplere hodri meydan diyor. Çarşamba günü yarışmacıları Nurgül Sarıcan ve Zeynep Yalçın. Nurgül 17 yıllık evli iki çocuk annesi. Telaşlı gelinimi sürekli heyecan yapıyor, kayınvalidesine sormadan bir şey yapamıyor. Zeynep Hanımsa tez canlı ve heyecanlı, otoriter, disiplinli İstanbul kadını. Birlikte yaşayan kayınvalide gelin büyük ödülü kaptırmamakta kararlı. Perşembe günü yarışmacıları Ayşe Gamze Şahin ve Filiz Şahin. Ayşe 29 yaşında, henüz 1,5 yıllık evli. Yemekleri lezzetli, sofrası özenli. Kafaya koydu, tam 40 kilo verdi. Filiz Hanım şekerden uzak duruyor, mutfağı görmeden rahat etmiyor. Güçlerini birleştiren kayınvalide gelin büyük ödüle şimdiden göz kırpıyor. Cuma günü yarışmacıları Fatma Türk ve Gülisar Türk. Fatma iki çocuk annesi. Şanlıurfalı, duygusal ve heyecanlı. Mutfakta da bir o kadar başarılı. Gülisar Hanımsa Karadeniz fırtınası. İki geliniyle birlikte 7 sene yaşadı. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen ikili final sofrası için oldukça iddialı. Seni ben birazdan zaten sormaya fırsat bulacağım da hazır buradayken... Nasıl kayınvaliden? Evet, kayınvaliden bize karşı çok iyidir ama diğer insanlara karşı keskindir. Yani, biliyor da. Sevmediği insanı direkt söyler yüzüne. Gelir kalır mı sizde böyle hani? Gelip takip ediydim bunları. Takip ediyorsun. Evet, evet. Nasıl takip ediyorsun? Bakın ne yapıyorlar, ne diler. Gezmeye geliyor, gezmeye. Suhal Hanım bunun içinde. Bir anda yükseldik. Hey! Ya! Ya bağırmasınlar, ben geldim, ciddiyim. Oğlum heveslisin gitmeye ya. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Ben yarın öldüm, bu nerede kalacak? Hayda, gene geldik ölüme. Allah Allah! Ama ne yapıyorsun Zuhal Hanım? Ay kart olunca biri hediye mi yolladı diye parayla. Yok yok. Hangi pesel oradan parayla aldık biz Zuhal Hanım? Ne kadar? Bu dış cüzdanımı getirsene. Ödeme yapacağım. Kimden geldi o yeni yıl hediyeleri? Annem ve kız kardeşim. Kuyumcu dükkanları mı var annenlerin? Ay kasabı duyduk da, aa, zengin bunlara yok. Yende de var. Altın mı? Evet. Şu an kolunuzda bir hazine. Ay soğan dolması var.
Ara sıcak bu haftaki mecbur yemeğimiz soğan dolması. Bak çok güzel yapın onu. Ne gülüyor? Ayvalı kereviz hiç giymedim. Tadı çok güzel, sen ne diyorsun? Ay deminden beri bak siz de şahitsiz. Hep elim ayağım birbirine zorlaştı. Hiç yemedim de tercih etmem. Gelin yaptı yedim, çok güzel oldu. Tabi o işin esprisi ya. Bu böyle rüya gibi bir şey. Teşekkür ederim, inşallah kabusa dönmez bu. Ben yemekten önce mutfağı görmek istiyorum. Bence biraz saçma. Elifciğim müsaade eder ben misin? Ben hazırım. Ben kabul etmem. Benim gelim de kabul etmez. Kusura bakma. Yani onun gününde de görecek. En doğal hakkım. Takıntım evet. Bu benim yani. Ben normalde evimde de böyleyim. Ay valla. Geçen haftaki kayınvalide gibi. Sul olmuş ama. Yemek geç kaldı. Yemek gelin hanım. Yarın senin gelinliğini de göreriz. Benim gelin çok çabuk. Gelin hanım. Geliyorum hemen. Oyalamaya çalışıyorum ama yemiyor. Yok Allah. Canım. Sizin iddialı herhalde gelininiz. Yani. Yani. Haftanın kayınvalidesini seçtim ben. Filiz Hanım. En az 10 puan bekliyorum. Kendime çok güveniyorum. Hangimiz alacak ya 10 puanı? Allah yardım etsin yani. Merhaba, ben Elif. İstanbul Çekmeköy'den katılıyorum. 30 yaşındayım. Benim ismim Seher abi. 65 yaşındayım. Gümüşhane'den katılıyorum. 42 senelik evliyim. 5 tane çocuğum var. 3 erkek, 2 kızı. Gümüşhane'den geldim ben. Kendim istedim. Elif sen de katıl, annem gide göreye. Yarışak, gösterek kendimizi. Heyecanlıyım tabii ki de ilk defa. Ben rakip maçı tanımıyorum yani. Sonra fıs çıkıyorlar ya, çok konuşma. Hep böyle diyenler kaybediyor. Allah. Kazanmak da bir şey, kaybetmek de yapacak bir şey yok. Zuhal Hanım'la tanışmaya geldim. Çok güzel yemek yapıyor, çok güzel. Herkes destekliyor. Buraya katılmamı da çok desteklediler. Biz de beni böyle gibi. Görmeyin. Ben çok fena bir kayınvalideyim. Ama biz de kedi gibi. Gelinliğime karşı tabii. Kazanırsa parayı bana verecek. Evet. Kesinlikle istemiyor. Yok yok almam. İstemedi. Ona vereceğim. Ben hiç bir şey almayacağım. Gerçekten istemedi. Söyledim ben sana alacağım ama istemedi. İnşallah çünkü kazanırım da. Için. Küçük çocukları var ya ona. Yeni haftadan, yeni gelin ve kayınvalidelerden, yeni lezzetlerden herkese merhabalar efendim. Sizler ekranlarınızın karşısına, sizler de evimize hoş geldiniz hoş efendim. Olduk. İlk yarışmacımız Elif ve kayınvalidesi Seher Hanım. Nasılsınız? Evet, iyi, teşekkür ederiz. Sen nasılsın? Vallahi ben diyorum. Hamdolsun işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Kaç yıllık gelinsin Elif? 10 yıllık evliyim. Aa maşallah, maşallah. 9 yaşında ikizlerim var. Aa ikiz, tek evet. Yumurta mı? Yok çift. Bir benim kız, de kız, ikizlerim kız. Var. Aa gerçekten evet, mi? Evet iki tane. Bir kız biri oğlan da benim var. Bir kız biri oğlan bunun Allah var. Allah bağışlasın. Evet. Ay ne amin. Kadar güzel. 9 evet, yaşında. 9 yaşındalar. Ay çok güzel. Benimkiler 36 yaşında. Seninkiler 36 maşallah evet. Artık. Tamam seninkiler. Onlardan bir tanesi Elif'le mi evli yoksa? Yok. Elif ikincinden evli. İkizlerle değil. İkizlerle evet. Değil. Nerede yaşıyorsunuz? İstanbul Çekmeköy'de yaşıyorum Çekmeköy'desiniz. Ben Gümüşhane'de yaşıyorum. Orada mısın oradan şu an? Geldim. Beni aradı. Beni aradı. Dedi ki Elif dedi programa başvuru yap dedi gidelim dedi hayatımıza heyecan. Evet sen de çok merak ediydim ama çok güzel. Evet teşekkür ederim. Sağ olun çok tatlısınız siz de. Eksik evet. Olmayın. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. O zaman hemen bir Gümüşhane'ye selamımızı yollayalım. Sen evet. Nerelisin Elif? Ben aslen Gümüşhaneliyim. Ha sen de Gümüşhanelisin. Ama doğma büyüme Çekmeköylüyüm. Sen İstanbul'da evet. Doğdun büyüdün. Evet. Kayınvaliden nasıl anlat biraz. Çünkü seni ben biraz daha zaten sormaya fırsat bulacağım da. Hazır buradayken. Nasıl kayınvalidem? Evet, kayınvalidem bize karşı çok iyidir ama diğer insanlara karşı keskindir. Yani... Biliyor da.
Bize pençe gösteremezsin. Size iyi dışarıya keskin. Yok, yok. Laf sevmediği insanı direkt söyler yüzüne. Şaka, evet. Ne kadına. Evet. Doğrusu. Evet, evet, otururken karşısındaki insanı sevmedim diyor. Oo, evet, yüzüne derim Zuhal Hanım. Böyle arkasından konuşmam yüzüne derim. Sevmedim, sen de sevmedim yani. Demem ne yani. Ha, ben direkt tabii şimdi programla bağdaştırdığım için kayınvalideler gelecekler ve belki seni hiç sevmedim diye yapıştırıyor. O yüzden kendine çok beğeniyor işte. Çok şey, çok güveniyor kendine o konuda. Duygularını paylaşsana, hiç söyledim 10 yıldık artık yani. Yok, gelin. Hiç söylemedi. Ha, sevmiyorum değil de başka bir şeydir mesela. Yok. Kızım ne biçim yapmışsın bunu falan, bu yemeği... Tuzsuz yaptığım için tuzsuz söyler. Ha, sevmiyor tuzsuz evet. Yemekleri. Tuzsuz yemek hiç sevmiyor. Çünkü yemek pişirirken titiz olacak, kalabalık olmayacak. Bir yandan toplayacak, bir yandan yapacak. Onu sevmemiştim. Bravo Seher Hanım. Evet. Ağzına sağlık. Biz de bunu istiyoruz zaten. Aynen. Böyle tabii, kimisi ama... bir yandan yapıyor, bir yandan tökeyim. Nerene koyacağını da bilme. Aynen öyle. Haklısın. Yaptığın yeri yerince yapacaksın ki güzel olan tezgahın bir şeyini de yerini bilesin. Değil ama mi? Burada saatle evet. Yarışıyorum. Olması imkansız yani. Hani mutfağına şimdi baskın yapmak isteyen kayınvalideler... İzin veririm. Sıkıntı yok o yönde. İşte kayınvaliden dediğini yaparsan girsinler, içini evet. Rahat eder. Aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Şeyi peki sevmez. Gelir kalır mı sizde böyle hani yılda bir kere iki kere? Gelirim. Gelir. Gelir. Ben biraz rahatsızdım. Gezdiği için İstanbul'u gelmeyirim. Ha evet, şimdi pardon. Ben de böbrek ameliyatı oldum. Aa, geçmiş olsun. Sağ ol, dalak ameliyatı oldum. Onun için gelip takip ediydim bunları. Takip ediyorsun. Evet evet. Nasıl takip ediyorsun? Bakın ne yapıyorlar, ne diler. Gezmeye giriyor, gezmeye. Zuhal Hanım bunun için de... Bir anda yükseldik. Direkt yüz gidere iniyor. Belli bir sesi olsa... Yeni almaya gayret eder. Ben de işte kızıyorum. Haklısın. Ama kendisi de öyle kedi gerçekten. He? Kendisi de öyle. Aa. Yok, ben öyle ama ben yaşlandım. Sizin çoluğu çocuğunuz var değil mi? Geleceğini düşüreceksin çocukların. Aa, güzel. Ama şey. Ben artık bitmiş. Yaşayacağım iki al sene, üç sene aldı. Neyse. Niye öyle diyorsun? Allah geçin dersin. Bunu biliyorum. Eşin hayatta mı? Ama. Hayatta. Heh, iyi iyi. O da hayatta. Allah uzun ömür versin. Amin. Peki. Amin cümlemize. Hemen ben şimdi seyircilerimize eminim merak ediyorlar. Bu hafta ne pişirtirecekler gelinlere? Bu hafta bize ara sıcak yemeği olarak ne yapacak gelinlerimiz? Soğan dolması. Ay ay ay, böyle sumaklı ekşili değil mi? Evet. Ara sıcakta bize güzel bir soğan dolması yapıver evet. Artık yiyelim ellerinden. Ekşi tatları seviyorsunuz. Severim ağa, evet. Çok severim. Ayvalı kereviz yapıyorum sizin için. Ay ne diyorsun, başka ne yapıyorsun? Başla madem girdin menüye. Sebzeli mantar çorbası. Güzel. Soğan dolması yapacağım. Tabii ayvalı ki. Kereviz. Ayvalı kereviz. Evet. Gümüşhane isladacık Zuhal Hanım, yöresel bizim oranın Siron yöresel. Evet. Gümüşhane'den getirdi onu. Üç çeşidim var ara tabağında. Evet. Tamam, evet. Ana yemeğe geç. Ana yemeğin beğendili kuzu pirzola. Of. Gümüşhane'den gendime pilavsı. Ne pilavsı? Gendime pilavı. Aa, bak evet. O ilk kez yapılacak işte. Evet, evet ilk. Yazın tarifi, kaçırmayın. Aynen. Salata? Hellimli cevizli yeşil salata. Güzel, o da güzel. Tatlı? Gelin pastası. Aa, gelin evet. Pastası ne zamandır yapılmıyordu? İlk sezonda yaptılar bu gelin pastasından ziyade. Yılbaşı. Nelere benziyor? Aslında çikolatalı tatlıları seviyorsunuz ama. Sen iyi sıkı takipçimsin tabii. Ha. Aa, güzel. Biz de seni çok izlerik. Bir şey diyelim, bu biz yarıştıktan sonra sen bahretliğin atmasına. Millet dört gözle gözleye bizi. Hıy! Ya! Dediğini duydunuz mu? Bak, reytinglerin artmasına evet, diyorsun. Evet, evet. Reyting arttıracaksınız siz. Evet, göreceksiniz. Aa, takip edin. Hem yemekte hem reytingteydi. Evet, evet. Aa, güzel, sevdim bu aileyi. Aa, bu arada ayakkabılar yıkılıyor. Ayakkabılar çok güzel. Evet. Sana iyi alışverişler. Evet, teşekkür ederim. Hadi görüşürüz tekrar orada. Hadi bakalım. Menü biraz karışık geldi bana ya. Biraz daha yöresel çalışmış hep gelin hanım herhalde. Gümüşhane tamam da siron, pilav. Sironu yemedim, etli kendime yemedim. Kereviz yemedim, ayvalı kereviz yemedim. Bilmediğim çok şeyler var. Pilavla şey pirzolayı. Çünkü onda da et var, onda da et var. Biraz uyum sağlamıyor. Yani onda bir tavuk olsaydı en azından diyorum. Öyle bana uyumsuz geldi. O hellim dediği gün o olmamış. Siron olur, ben onu severim. Ama güzel olursa tabii. Kendime o herse hiç olmamış. Hani yapabilir yani bilmiyorum. Belki benim gibi o da yapabilir herseyi. Alışveriş listesini falan baktınız değil mi? Kontrol ettiniz her şey tamam. Yanlış yumuş eksik almasın. Allah korusun. Allah hanım. Ta Gümüşhane'den geldi. Alışveriş de iyiymiş zaten be. Zaten aynen öyle. Hah. Olan şeyi bir gider de bir değişiğini alır. Yani aynı ama bir daha alır.
Sen kız, de... Kızım almayın, yapmayın. Senin çoluğun var, çocuğun var, kiradasıyız. Aa, doğru. Beş kuruş da bir kenara koyun, lazım olacak da. Doğru. Ama bana bakmasınlar, ben geldim gidiyorum. Ne kadar heveslisin gitmeye ya. Tövbe ya Rabbim, ya Resulallah. Ya eninde sonunda sualanın ya gidecek daha. Ya daha gençsin sen, bırak ömür ya, uzadı. Ya. Allah ömür yaşlandık, versin. Yaşlandık, Allah onlara ömür versin. Ay, hepimize versin tabii ki canım. Elif nereye? Benimle başlasın market, hadi mikser. Koşun Gelin Hanım, koş. Evet. Oğlum ne iş yapıyor? Oğlum belediyede çalışıyor. Belediyede çalışıyor. Ha. Kaç çocuk var demiştin Seher Hanımcığım? Benim 5 tane. Maşallah. İkizlerin var. İkizlerim 3 tane de. Kaçı tek kız, kaçı erkek çocuk? 2 kız, 3 tane erkek. Oh maşallah. Hepsi evli mi? Bir tane ikizlerim oğlan bekar. 36 yaşında benimle. Ay 36. Evlenme. Ay arıyor musun kısmet? Ya ararım, Suhalan'ın buluruz, getiririz, beğenme. Bak şimdi, bu şimdikiler öyle beğen. Evet, bir de yaşı biraz geçti ya. Yarın öldüm, bu nerede kalacak? Ay daha gene geldik ölüme. Allah Allah! Ya aman abim Suhalan'ım. Tövbeler yarın tövbesi. Yani kimin yanına sıkabilir? Evlensin, çoluk çocuk sahibi olsun. Kocaman insan, kendine de bakar evet artık. Ya da evlenecek artık, yuvasını kuracak. Koş mikser koş. Senin ne işimiz var Gelin Hanım? Ben 12 adet pirzola istiyorum. Ama pirzola? Evet kuzu. Pirzolaları nerede kullanacaksın? Kayınvalidelere vereceğim. Hangi yemek için? Beğendili kuzu pirzola. Şaban amca merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? 12 parçaydı. Evet. 8 parça demedi mi? Hayır, 12. Neden 12 tane? 2 vereceğim. Peki ya ben? Tabak görseli. Bana yok mu? Size yok. Siz aç kaldınız. Şaban amca 13 tane yapar mısın? Hayır, zaman yok, hayır. Şaban amcacığım 13 tane istiyoruz. Tamam. 200 gram kıyma, 200 gram kuşbaşı et alacağım ama en çabuk pişer. Kayınvaliden arkan hangi dedikoduları yapıyordu? Bir şey demiyordu. Televizyondan izlerim ben. Kuzu pirzola hazır galiba. Dövülsün. Kıymayı da İbrahim amcamız hazırladı. Kıyma ortaya aldı değil mi? Ne kullanacaksınız? Pilav, pilav. Gümüşhane yöresinden gendirme pilavı. Pilav üstü kavurma mı yapacaksın? Hayır hayır, gendirme pilavı. Gümüşhane'nin. Elif, kaç dakika geçti biliyor musun? Kaç dakika? Bu da... Daha markete gideceğiz Gelin Hanım. Keşke etleri yapıp istedik ya. Keşke söyleseydin Gelin Hanım. Evet, biraz hızlanalım lütfen, hadi. Zamanımız yok. Market alışverişin çok mu? Alacaklarım var tabii. Kıymayı nerede kullanacaksın? Dolmada kullanacağım. Ne dolması yapacaksın? Soğan. Daha önce yaptın mı hiç? Yaptım. 3 gündür yapıyorum. Et siparişlerini alan gelinimiz şimdi de ödemesini yapıyor. Ne kadar tuttu? O kadar biliyorum. Bizim 150 liramız var ama. Mecbur 150 olacak. Mecbur mu? İndirim yapacaksın. Pazarlık mı yapıyorsun? Evet yaptık, gidiyoruz. Etlerini alan gelinimiz şimdi de markete doğru yola koyuluyor. Eşinle kaç yıllık evlisin? Ben 42 senelik evliyim. Maşallah. Kocan nasıl? İyidir. İyi midir? Biraz şeyimiz oluyor arada illa ki. O kadar olacak. Ana kız şey yapıyor da eşine şey tartışırım ama aman barışırım. Sessiz mi amca? Yoo benim şeyde ama... Ben ondan gene biraz üstüm, benim dediğim sen olur. Sen bir üst... Bastığım gelirim. Evet, evet. Gelirim. Sen böyle bir bakışınla oturtursun gibi. Evet, evet. Bak. Hele bir hasta olalım, şu şeyler, ameliyatlar olalım. Adam iyice sindi. Çıt yok. Ne diyeceğim oğlum? Gelin Hanım, menün iddialı mı sence? Tabii ki çok. Hiç yapılmamış yemekleri yapıyorum. Hangisi yapılmamış yemek? Sebzeli mantar, mantarımı alayım. Sebzeli mantar çorbası bizim programda hiç yapılmadı mı? Tabii yapılmadı. Neredeyse 2 haftada bir yapılıyor. Hayır, hayır. Bulgur pilavıdır o. Sen ne pilavı yapacaksın? Kendime pilavı. Gümüşhane'nin meşhur kendime pilavı. Siron var bir de. Gelin Hanım, senin kolunda ne var? Annemin yılbaşı hediyesi. Yılbaşı hediyesi mi? İnanmıyorum. Diğer kolunda ne var? Bu kardeşimin yılbaşı hediyesi. Bu doğum günümde kız kardeşlerim aldı. Bunları sana yeni yılda mı hediye ettiler? Evet. Harika bir ailen varmış Gelin Hanım. Çok şanslıyım. Peki senin bu kadar ağır olduğunu da biliyorlar mı acaba? Ben birçok şeyi evden getirdim zaten. Pilavımın malzemesi Gümüşhane'den geldi. Şimdi ne alıyorsun? Ayvalca. Sen alışverişe çok düşkünmüşsün. Evet, kesinlikle. En çok ne alıyorsun? Kıyafet. Gerçekten çok para harcıyor musun? Pandemide atkalamıyoruz zaten. Üzülüyor musun yoksa? Yo, üzülmüyorum artık. Hayırdır Gelin Hanım, ne arıyorsun? Kapya biber nerede? Onlar İçeride Gelin Hanım. Portakal, limon. Burada hiç kıvırcık falan yok ya. Pardon, içeride kıvırcık var. Evde de sık sık yemek yapar mısın? Yaparım yaparım. Bir yemeği kaç günde bitiriyorsun? Mutfakta çok hızlıyımdır. Şaka yapıyorsun herhalde. Hayır. Bugün nasıl kayınvalideler bekliyorsun? Kayınvalideler izlediğim kadarıyla zaten ya çok mülayim oluyor ya çok şey oluyor. Ne oluyor?
sert. Yarışmaya katılmayı kim istedi? Kayınvalidem aradı beni Gümüşhane'den. Sen istemedin mi? Yo, istedim. Ben Zuhal Hanım için geçen sene istemiştim yarışmayı. Market kalkınca başvuru yaptım. Market kalkınca mı? Evet. Şimdi markettesin ama. Marketteyim ya. Yoksa market fobin mi var? Yok, ben pandemiden dolayı çıkmıyorum. Çok güzel gülüyorsun ha. Maşallah, hep güldürsün inşallah. İnşallah. Öbür gelinler kaç yıllık? Öbür gelin de 15 senelik. Niye onunla katılmadın? Bilmem, ben bunu şey yaptım. Bunu tutuyorsun? O İzmir'de ya. Ha, o İzmir'de. Evet, bu daha yakın. Gelinin benim eli lezzetli mi? Söyle bana. Oo, güzel yapar mı? Çok güzel yemek yapar. Çok hamarattır. Bak, kaç haftadır pazartesilerden çıkıyor şampiyonlar. Evet. İnşallah, hadi. İnşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah Suhal Hanım. Ne güzel, bak gülerek başladık haftaya. Enerjim İnşallah, çok güzel Seher Hanımcığım. Gümüşhane'den geldim ben. Kalktın geldin, evet. Ayaklarına sağlık. Ama olsun, seni de gördüm ya. Teşekkür. Çok memnun oldum. Çok merak ettim. Ben de daha 5 gün beraberiz, evet. İnşallah. İnşallah. Hadi o zaman mutfağa götüreyim seni, gel. Gidelim. Gel, sen mutfağımızı buyurun. Gördün mü? Ses, buyurun. Lütfen. Misafirlerimiz önde. Ne arıyorsun gelin hanım? Hellim peyniri, hayır hellim. Başka ne kaldı? Yoğurt, yumurta. Sıvı yağ. Bak, sıvı yağ buradan. Bir litre alacağım hani. Diğer reyonda koş. Sıvı yağı da aldık. Başka ne kaldı? Hellim peyniriyle ekmek kaldı. Koş gelin hanım, koş. Ekmeğimizi de aldık. Hadi hemen kasaya. Zaten yemiyorlar ekmeği. Hemen kasadan geçirmen lazım. Çabuk. Ya, bir şey unutmamamız lazım. Aldığı ürünleri kasadan geçiren gelinimiz ödemesini yapıyor. Ne kadar tuttu? 296 TL. Alışveriş torbalarını alan gelinimiz hemen evin yolunu tutuyor. Bugün itibariyle bir soğan dolması haftası olacak. İnşallah her şey güzel olsun. Güzel, lezzetli yemekler yedim. İnşallah. Senin böyle yemediğin bir şey var mı? Yok, ben her şeyi yerim. Aman ne, en sevdiğim kayınvalide, evet. İnsan modeli. Yani. Her şeyi yer. Yemek yok, onun tuzu, onun yok. Muz yemem yok. Neye güldün? Neye gülüyor? Kendine güldüm. Bu ne? Perişan. Hayatımda ben bu kadar poşet taşımadım. Hayatımda bu kadar poşet, evet. Taşımadım. O yaptığın kıyafet alışverişini kime taşıyorsun? Ondan kargoyla geldi ya. Zuhal Hanım, neler öğrendim bir bilseniz. Gelin hanım aylardır dışarı çıkmıyormuş. Evet. Pandemiden dolayı. Aha, eskiden, evet. Yapardın herhalde, evet. Alışverişi. Kargoyla geliyor ama zaten. Anne, ama abi, evet. Güzel valla. Yarışmamıza niye katılmış biliyor musunuz? Niye? Market alışverişi yok diye. Bu hafta da tekrar market alışverişine başladık. Ne şanslısın. Evet, inşallah ama inanıyorum yılbaşı güzel geldi. Soygundan ne kaldırdıysan bırak içeri. Ondan sonra tekrar. Anneciğim, o zaman ben de torbaları boşaltayım. Boşaltın. Sen boşalt, sen bu. Aa, ne güzel, özlemişim ayolum market telaşını. Zannediyormuş ki Elif, nasıl olsa market alışverişini bizim arkadaşlarımız bu, rahatım diye, ama tam da şansına bugün baş... Zaten kızımız market alışverişi yapmasını bilmiyor. Gerçek. Her şeyi babası alıyormuş. Zaten babasının da kasabı varmış. Aa, gelinin babasının kasabı mı var? Evet, evet. Aa, ne güzel. Etler orada mı bugün kuzu kuzu? Evet. Ha, oradan mı geliyor kuzular? Etleri bizim kasaptan aldık. Ben olsam bu babamın kasabından getirtir. Ben de olsam öyle yapardım. Değil mi? Ama Zuhal Hanım. Efendim? Gümüşhane'den çoğunluğunu getirdik. Aa, iyi yapmışsınız. Evet. İyi yapmışsınız. Bir de şu torbayı getirmişsiniz herhalde ama bana vermişsiniz. Kime geldi bu? Niye açılmıyor bu bir saatte? Ay, pardon. Bana gelen torbayı açtım bile Zuhal Hanım. Anneciğim, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Rica ederim annem. Zuhal Hanım'a da ver istersen. Bunu da Zuhal Hanım. Bir kutu dolma mı geldi? Benden size. Ay, çok teşekkür ederim. Gümüşhane pestili kümesi tatlı. Başarılı, mutlu. Sağlık dolu bir yeni yıl dileğiyle afiyet. Ay, çok teşekkür ederiz. Sağ olsun. Kim gönderdi bunları? Pesil oradan parayla aldık biz Zuhal Hanım. Ay, kart olunca biri hediye mi yolladı diye parayla. Yok para. Yok. Ne kadar? Bıdış cüzdanımı getirsene. Ödeme yapacağım. O notu dükkandaki abi yazmış. Buyur Ali'cim, al lütfen. Aa, böyle mi içi? Ooo, yalnız. İyi bakayım, getir, ben görmüyorum. Hep kameraları oynuyorsun. Afiyet şeker olsun. Gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi iki elimle birden bir dalacağım, hiçbirini yemeyeceksin. Çok güzel. Kesenize bereket. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Eleğe, emeğine sağlık yapanların da, imalatında emeği geçenlerin. Ben de tekrardan herkese güzel bir yıl diliyorum. İnşallah da bir de
kar yağsın istiyorum. İnşallah. Şu barajlar inşallah, bir dolsun artık, evet, kış, kışlığına dönsün. Bıdış. Teşekkür ederim canım. Kar yok ayol. Hala hava 15-16 derece, olmaz böyle bir şey. Vallahi mevsimler şaştı, dünya her şey tersine döndü. Biz nasıl tekrar düzeleceğiz ya? Ay, sadece korona da değil yani. Susuzluk kapıda. Susuzluk hiçbir şeye benzemiyor. Allah'ım Mevlam yağdırsın yağmurlar, karlar da. İnşallah, inşallah. Vallahi billahi aman dikkat edin, bunu böyle hep arada söyleyeceğim yani. Hani öyle duşları önceden açayım da biraz ısınsın su, banyo, buhar olsun, yapmayın. Diş fırçalarken, el yüz yıkarken, bir şey yaparken ne olursunuz idareyle gıdım gıdım Bana ne aman demeyin yani. Olmaz, hep yani çoluk çocuğumuz var yani, biz göçeceğiz gideceğiz ama çocuklarımız, torunlarımız bu dünyada yaşamaya devam edecekler yani. Gerçekten de yani biz tabii ki kurtarabilecek miyiz günü, o da meçhul yani. Allah ne kadar ömür biçti bilmiyoruz ama. İnşallah. Neyse ben bu konuya girmeyeyim sen çünkü bir maşallah hani. Ya tövbe yarabbim. Hadi bakalım 2,5 saatini başlatıyorum, kolay gelsin. Kolundakiler ne? Onlar yılbaşı hediyesi Zuhal Hanım. Bence de çıkart onları. Şu an başlatamam. Maşallah. Hepsi yeni yıl hediyesi. Kimden geldi o yeni yıl hediyeleri? Annem ve kız kardeşim. Biri de doğum günü. Kuyumcu dükkanları mı var annenlerin? Ay kasabı duyduk da. Aa, zengin bunlar ayol. Bende de var. Altın mı o? Evet. Şu an kolunuzda bir hazine. Aman dikkat et anneciğim. Allah daha çok versin. Amin. Dedin. Allah'ım herkese versin. Yılbaşı hediyelerine bak. Vallahi çok, sen onları gene de çıkar. Yemek yemek yaparken. Sıcakmış. Kendim bir şey yapmıyor zaten yarmış. Seviyorsunuz altın herhalde. Çok. Evet. Bu haftaki kayınvalideleri söyle bakayım bana. Bu hafta yine birbirinden ilginç kayınvalideler var Zuhal Hanım. Yarınki kayınvalidemiz Hatice Hanım Karslı. Aa ne güzel. Ha iyi iyi. 4 tane çocuğu, 9 tane de torunu var. Ay benim de 8 tane torunum maşallah, var. Maşallah maşallah. Tabii. Pilavla makarna sevmiyorum yemekten. Suskun kayınvalideleri sevmem. Yani fazla konuşanı da şey ama konuşkan kayınvalideyi severim. Üçüncü gün kayınvalidemiz Zeynep Hanım, bilin bakalım nereli? 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 Gümüşhane. Gümüşhaneli. Çok mutlu olduk buna. Yemek ayrımı hiç yok. Her şeyi çok beğenirim. Tabii ki güzel olan şeyleri beğenirim. Yani yemek ayrımı hiç yaptığım yok. Bütün yemekleri beğeniyorum, severek yiyorum. Mesela diyelim ki çok konuşuyor, yerli yersiz konuşuyor, mantıksız konuşuyor, o zaman devreye girerim yani. Yani benimle uğraşan olursa ya kesinlikle ben de onunla uğraşırım. Ana yemek beğendili kuzu pirzolanın etleri baharatlarla marine ediliyor. Dördüncü gün kayınvalidemiz Filiz Hanım, Sivaslı ve kendisinin mutfak takıntısı var. Ben Zuhal Hanım'dan izin alırsam muhakkak mutfağa girerim diyor. Olsun, onu bana izin versin Zuhal Hanım. Ben de gelinime yardım ederim, ben de yaparım. Yok öyle değil. Mutfağa girmek istiyor anneciğim. Mutfak takıntım var. Hiç kimseyi dinlemem. %100 mutfağa girerim. Temizlik çok önemli, hele de bu dönemde. Evimde de dikkat ederim. Herkesin de böyle olmasını isterim yani. Ne koydun sen dolaba? Pirzoluları marine ettim. Marine etti. Ne koydun sosuna? Çabuk pişsin. Sosun. Bir soğan suyu. Son gün kayınvalidem ise Gülisar Hanım, Bayburtlu. Bana kancayı takana ben de kancayı takarım diyor. Bu hafta renkli, zorlu, bir o kadar da dişli kayınvalideler var. Öyle çok öyle karıştırırlar. Ya neyini karıştırırsan altın üstüne getirir, günah, nimet bir kere. Bakarsan bir iki çatana tadı var, tuzu var, pişmiş mi, pişmemiş mi, ona göre puan ver. Çok konuşmak da gider. Ay çok sinir oluyorum. Dün bir tanesi evvelsekini susmadı. Ya sen sus da biraz da onlar yorum yapsın hani. Gelsinler. O gelinine güveniyor. Alacağız 15 bin TL'yi diyor. Evet. 13 bin TL'si benim. 2 bin lirasını da Elif'e verdim mi bu iş tamamdır diyor. Yok hepsini Elif'e Suhal Hanım. Öyle mi? Şaka yani. Yapıyorum ya. Olur mu öyle şey? Tamam. Ne yapacaksın sen kazanırsan parayla? Alışveriş deme bana Elif. Yok. Almışsın alacağım. Alışveriş yok. Yok bak kayınvaliden yasakladı. Pandemide alışveriş yapamadığı için üzülüyormuş. E tamam işte online satış. Online oturduğu yerde, ay daha yeni kapatmıştım buzdolabını. Kapatmayı unutma buzdolabını, açık kalmıştı. Evet güzel. Kızımız çok ağır, bu yemekleri nasıl yetiştirecek çok merak ediyorum. Ne be pire gibi kaçıyor. Markette çok yavaştı, çok. Ama deneyimsizim ben o yüzden. Daha evvel gider miydin market? Ben hayatımda bu kadar poşeti taşımadım. Aa, sen de.
Hiç gerçekten eşim taşır beni. Ay ne güzel. Eşinin adı ne? Selim. Aa Selim. Evet. Ne şanslı kadınlar var. O da çok şanslı benim gibi birine sahip çünkü. Tabii böyle güzel alışveriş evet. yapabilen, kıyafet alışverişinden bahsediyorum. Değil mi? Tabii canım mutlaka. Bunu karıştırabilirim mutlaka. Değil mi karıştır, bu alan? Karıştır o kadar karıştırabilirsin. Yarışmacımız yemeklerinde kullanacağı yeşilliklerini şimdiden temizlemeye başlıyor. Ay işte Selim. İşte Selim ve çocukların adları ne maşallah. Edrin, Reva, Metehan. Ay Allah bağışlasın şu tatlılığa bak, saçlara bak. O kapak oldu mu şimdi Seher Hanım? Olmadı. Aa, 42 ama, yıllık ev hanımına yakıştı mı o kapak? Ama ne yapayım Zuhal Hanım? Vermişsin. Annemiz gerçekten çok tatlı. Çok tatlı vallahi, şimdi harika. Gümüşhane nerede oturuyorsun Seher Hanım? Efendim? Gümüşhane nerede yaşıyorsun? Merkezde. Merkezdesin. Evet. Geleceğiz Gümüşhane'ye de inşallah. İnşallah. Aa gel gel. Gelelim gelelim. Beklerim. Neler pişirirsin bize? Ay ne isterseniz. Ne var ister. Mesela ne olabilir Gümüşhane'den? Bizim her şeyimiz meşhur yani. Kuşburnumuz, elmamız, teslimimiz, kendime pilavımız, sironumuz, eriştemiz, bizim böreğimiz. Çorba hazırlıklarına başlayan Elif önce mantarları soyuyor. Oh ne rahat. Kayınvalide Gümüşhane'de, Elti İzmir'de. Ah otur bütün gün bu eteğin altına bu ayakkabıyı mı alsam, bu kazağın üstüne bilmem bu ceketimi taksam. Yok şu an pandemiden dolayı evden eğitimde gördüğümüz için artık onlara vaktim olmuyor. Ne yapıyorsun evden eğitim? Çocuklarım olduğu için uzaktan eğitim. Ha, çocuklar o. için. Ben de sen kendin mi bir eğitim alıyorsun? Kendim için de farklı bir dalda eğitim alıyorum. Evet. Kaç dakika geçti? Söyle bakalım. Kaç dakika mı? Uuu diye bir zaman mefhumu yok. Uuu ne? Zuhal Hanım geçen süresi üzülerek söylüyorum ama tam 15 dakika. Niye üzülüyorsun? Yapıyor işte bir şeyler çıktı ortaya. 15 dakikada ne yaptı ki Zuhal Hanım? 15 dakikada hiçbir şey olmadı. Daha. Etim haline etti dolaba koydu. Orada düdüklüde ne kaynıyor? Ay soğan dolması var. Ara sıcak bu haftaki mecburiyetimiz soğan dolması. Bak çok güzel yapın onu. Baharatları, kıyması, bulguru hiçbir şeyini eksik etmeyin. Saracaksınız onu böyle güzel haşlayacaksınız. Soğanları bir basacaksınız. O böyle katmanlarını ayıracak kıymayla dolayacaksınız. Biliyoruz ya. Bilmediğiniz şeyi yaptırtmıyoruz ya. Efendim? Soğan dolması gerçekten özel bir lezzet. Gerçekten de özel bir lezzet. İnşallah da o lezzeti bulabiliriz soğan dolmalarında. Hadi size kolay gelsin kızlar. Ben gidiyorum Elif. Bol şans diliyorum. Hadi güzel. Tat sen Seher teyzeciğim yemeklerden, tamam mı? Tamam. Maskeni çıkar bir tadım yap. Ondan sonra söyle uyar Elif'i. Hadi mikser görüşürüz. Zuhal Hanım yine çok şıksınız. Çok teşekkür ederim sağ ol. Sen de her zamanki gibi çok pejmürdesin. Hanımlar şu ana kadar neler yaptınız? Kendime pilav sunum. Pilav. Koyduk şeyini haşlanayım. Neyini koyduk anneciğim? Fasulyeyle yarmasını, etini de burada kavuruyorum. Düdüklü tencerede ne var? Kuru fasulyeyle yarma. Kendirme pilavı için mi? Evet evet kendirme pilavının. Şimdi... Haşlanayım sızıp her şeyini, etini, soğanını her şeyini de burada kavurup onları birleştirip Sebzeli mantar çorbası için doğranan soğanlar kavrulmaya başlıyor. Anneciğim kayınvalideleri nasıl buldun? Gelsinler görüşürüz. Kayınvalidelerle baş edebilecek misin? Oo hem de nasıl nasıl. Ben baş ederim ederim. Hiç merak etme. Benden kimse baş edemez ama ben ederim onları. Gelin hanım bir kayınvalidemiz mutlaka mutfağa girmek istiyormuş. Evet inşallah dağınık olmaz da girer. Mutfağa alır mısın? Alırım. Soğanı doğradıktan sonra ne yapıyorsun? Çizik atıyorum. Bunu yaprak yapacağız ya. Kolundaki nedir gelin hanım? Bu hasır bilezik, kelepçe. Kim almıştı? Anne. Yeni yıl hediyesi mi? Evet. Anneciğim gelin hediyeleri seviyor. Evet çünkü ben babamın nazlı kızıyım. Tek kızı mısın? Yo dört taneyiz ama ben farklıyım. Soğan dolmasının soğanları haşlanırken sebzeli mantar çorbası için kapya biber doğranıyor. Mantarlar nerede? Arkada. Mantar çorbası için kapya biberler soğanlarla kavrulurken havuçlar doğranıyor. Anneciğim sık sık İstanbul'a geliyor musun? Gelirdim de 2 senedir ameliyat olalı gelmedim. Geçmiş olsun anneciğim. Ne ameliyatları oldun? Ben böbreğimi aldırdım, dalağımı aldırdım. Çok geçmiş olsun annem. Sağ ol Allah razı olsun. Anneciğim sürekli karıştıramazsın. Elif neden basit yemekler seçtin? Ben Zuhal Hanım'ın beğeneceğini düşündüğüm için bunu seçtim. Çok sıkı takip ediyor musun?
Evet çok. Ben her akşam, her gün saat 4'te televizyonun başına geçiyorum. Tatlı canımız düştü. Buraya çıkaramayırım bunu ya. Anneciğim neyi çıkaramayırsın? Patlıcan düştü, oraya çıkaramayırım. Eyvah, patlıcanlar yanıyor. Yanmaz. Köz matiğimiz var, neden kullanmıyorsunuz? Bu burada daha çabuk olur şimdi. Çabuk mu olur? Hem de biraz köz olur. Demek kerevizi Zuhal Hanım beğenir diye seçtin. Evet. Başka nelere dikkat ettin? Tatlı tatları seviyor. Ekşi tatlı. Kendi yöremi de tanıtmak istedim. Çünkü aşağı yukarı en az 5 şefle görüştük. Ankara, Rize, Gümüşhane. Kim bu şefler? Yemek, benim kardeşimin Rize'de restoranı var. Kardeşinin restoranı mı var? Kendi açtı. Anneciğim, Siro'nun hamurunu gösterir misin? Bunlar yazın. Siz evde yaptınız ama hazır. Hazır da açtık, kestik, kuruttuk. Bunu suya mı atacaksınız? Ay ne suyu? Bunu şimdi cam kaba düzecek, üstüne süzmezimizi ezecek, üstüne dökecek. Ondan sonra tereyağını yakıp üstüne döküp, ay mis. Ama buna hazır diyecekler. Hazır evet, değil. Aynen. Derler anneciğim, derler. Desinler. Diyecekler. Ne cevap vereceksin onlara? Yedim, kaç kere yaptıyız, böyle de getirdiyiz de yediyiz. Yöresel şey. Çorba için doğranan mantarlar soğan ve biberlerle birlikte kavrulduktan sonra suya ayarlanıyor. Sebzeli mantar çorbası. Normal kremalı mantar çorbası yedim ama sebzelisini yemedim. Sebzelinin içeriği ne? Hangi sebzeler içinde olacak? Tamam, bilmediğim bir sebze mantarlı sebze çorbası yiyebilirim ama içindeki sebzeler, lezzeti, tadı, hiç yemediğim bir şey ilk defa yerim, çok hoşuma gider. Ona puan veririm. Un ne için gelin hanım? Şeye koyacağım, tatlıya. Bir anda gelin pastasına mı geçtik? Evet, kekini ben attım. Böyle toplayayım arkadan ki kalabalık olmuyor. Şimdi ne yapıyorsun? Şunu ekliyorum. Ey bak gelin hanım, ne yapıyorsun? Bir bardak süt ekledim. Sebzeli mantar çorbası için dereotu doğrandıktan sonra ana yemek için patlıcanlar közlenmeye devam ediyor. Çorbamız bitti mi? Tuzunu koyacağım. Gelin pastası için yağlanan cam tepsiye tatlının kek hamuru dökülüyor. Kek biraz cıvık oldu sanki. Yok bu böyle. Kaşığına. Bu sert olmaz zaten. Peki kabaracak mı sence? Evet. Çok değil ama. Bunun içinde muhallebi var. Buna neden gelin pastası demişler? Çünkü beyaz. Anneciğim, gelinin müsrif mi, çok mu para harcıyor? Hem de nasıl. Ne yapıyor mesela? Diyelim ki 30 tane elbisesi var. Gider onların bir değişimini, aynısı. Çok. Gel gel, duymasın, sessiz konuşalım. Duydun mu Elif? Elbiseye harcamaya. Diyor, elbise almayı çok severim. Ayakkabıya eşim de çok şeydir. Mesela... Ayakkabısı get en az, hoş bu ünlü değerli bir şey değil, en az 100 çift var. Ayakkabı var bak. Çok evet. Kızarım ama. Çok kızar mısın? Çok kızarım, çok ama. Arkamdan gene ama. Alır. Arkandan mı? Anneciğim, gelinden tırsıyor musun? Yok, tırsmam. Şimdi ne koyuyorsun gelin hanım? 3 kaşık nişasta koyacağım buna. Ne kadar süt koydun? 1 litre süt. Gelin pastasının muhallebisine un karıştıran yarışmacımız sebzeli mantar çorbasının tuzunu ayarlıyor. Gendirme pilavı için haşlanan fasulye ve yarmalar süzülüyor. Bakalım nasıl olmuş? Ay halbuki sahlım dağıt. O kadar uyardım ben bunu. Geçen hafta kayınvalide kaç defa yemek yedi. Ay güzel oldu, güzel. Sen yap yap. Anneciğim sert olmuş sanki. Hayır hayır, o pişecek. Çünkü normal kalması. Etli kendime pilavını bilmiyorum. Hiç yemedim. Kendime pilav. Her seferi bir zaman. Evvelsi gün yaptım mesela. Tavuklu yaparız. Anneciğim kalan süreniz son 45 dakika. Çok az. Yok yok, daha var Elif, var var. Çabuk ol Elif, bir şey yap. Şunu pirincini al. Şaka yaptım gelin hanım. Ne kadar var? Kalan süre 1 saat 40 dakika. Ama olsun, dur ben şunu bitireyim ilk önce de. Soğan dolmasının iç harcı için kıyma, soğan ve pirinç kullanan gelinimiz şimdi de sarımsak rendeliyor. Ardından gendirme pilavının suyunu ayarlıyor.
Mantar çorbası bitti mi? Bitmedi bir şey. Her şeyi bitti mi? Altını söndürme kız. Pilava toz biber mi koydun? Ha, bunda toz biber, acı biber var. Karabiber. Gelin pastasının kekini ıslatmak için kremayla süt karıştırılıyor. Muhallebiye krem şanti mi ekliyorsun? Evet. Pilavının tuzunu şeyini birazcık daha süt etmesin. Gelin hanım, kayınvaliden sürekli seni uyarıyor. Dinle bence. Ay deminden beri bak siz de şahitsiz. Anneciğim ne diyorsun geline? Pilavının tuzunu al, suyunu koy, bitsin. Ondan sonra yağını, soğanını. Ben onu attım at. Elif. Pilava neden su koymuyorsun? Koydum pilava su. Yok yok o az. Elif o az. Gelin pastasının muhallebisini mikserle çırpan yarışmacımız ara yemeği ayvalı kereviz için ayvaların kabuklarını soyuyor. Hanımlar şu anda tam bir saat geride kaldı. Bir saat bitti, bir yerde bir şey yok. Daha ortada bir şey yok. Ya pilavı ya ben su tök. Eyvah, kek yandı. Ama yok, o yanmadı. Yanmış mı Elif? Güzeldi, kızardı. Bırak. Tamam. Tadına tuzuna baktınız mı? Hele tuz atmadı tuzu dursun. Tuz neden atmadınız? Atacım. Attım mı ki ben? At biraz daha tuz. Attım ben buna sanki. He, ya. Bir tadına bak. Bak da. Karabiberine de bak hem keskin mi? Ayvalı kereviz için dilimlenen ayvaların çekirdekleri alınıyor. Eyvah! Kayınvaliden beğenmedi Elif. Neyi? Şerbelçi zamanına kadar da şey tuzsuz Elif. Yağına soğanını da koydu. Kendime pilavı olmadı galiba. Yok. Tadı çok güzel, sen ne diyorsun? Ayvalı kerevize neler giriyor? Şimdi bir tane soğan koyacağım. Kırmızı soğan mı? Ben kırmızı soğan kullanıyorum renk olsun diye. Ayvalı kereviz için kavrulan kırmızı soğanların üzerine dilimlenen ayvalar yerleştiriliyor. Ayvalı kereviz hiç yemedim. Tercih etmem yani. Hiç yemedim de tercih de etmem. Şimdi ne yapıyorsun gelin hanım? Ayvalı kerevizi yapıyorum. Buraya annenle mi geldi? Evet, kendi annem. Yakın mı oturuyorsunuz? Karşılıklı, alt katında da abim var. Evlenmeden önce tanışıyor muydunuz? Evet, önceden tanışmıştık. İstanbul'a gelince tanıştık yani. Eşim. Dilimlenmiş ayvaların üzerine doğranmış kerevizler ekleniyor. Dünür'le aran nasıl anneciğim? İyi. Aa, bakın kimler geldi. Hoş geldin. Hoş geldin anneciğim. Adınız neydi? Nur Hayat. Gelinimizin annesi Nur Hayat Hanım. Evet. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Anneciğim, kızınız yapamıyor. Bir sürü eksik var. Yok, benim kızım yapar. Ya kızıma güveniyorum. Dünürünüzle aranız nasıl? Vallahi ben dünürlerimi çok severim bak. Bu... Üç tane daha var. Ne oldu? Dört dinlerim var, hepsini de çok seviyorum. Anneciğim, kızın bize kayınvalidemi daha çok seviyorum dedi. Ama annem farklıdır. Sevsin bak, kayınvalidesini sevsininden benden çok daha mutlu olur. Gerçekten mi? Tabii, o işin esprisi ya. Anneciğim, bazı gelinler annem farklı, kayınvaliden farklı diyor. Farklı mı sence? Ya bence... Ya tabii annenle kayınvalide farklı değil. Bak, benim gelinim var inan... Kızlarımdan ayırt etmiyorum. Sen ayırt ediyor musun anneciğim? Ben kızlar bir şey deseler bu gelinler için ben onları tepeden alayım. Ama sen gelin ne yaparsa yapsın kızımın yerini tutamaz dedin ya. Öyle demek. Şimdi ne yapıyorsun gelin hanım? Şu ayvalarımı tuz. Da ayarlayayım. Ara yemeğine kerevizden sonra ayva da doğrayan yarışmacımız şimdi de küp şeker koyup tuzunu ayarlıyor. Ne yaptınız? Hiçbir şey daha bir şeyimiz. Çorba bitti. Kendime pilavın da her şeyi de bir soğanıyla yağı kaldı. Tamam, onu çır. Bir paket krema. 3 bardak süt. Gelin pastasının pişen keki krema ve sütle ıslatıldıktan sonra üstüne dökülecek muhallebi mikserle çırpılıyor. Anneciğim, Elif sık sık gelin pastası yapar mı? Yapıyor arada. Yemek yemeyi de seviyor galiba. Yemesini de yapmasını çok seviyor. Benim yani eli de lezzetli. Muhallebiyi ıslanan kekin üzerine güzelce yayan gelinimiz şimdi de Hindistan cevizi döküyor. Gelin pastası da hiç yemedim yani. Onu da yemedi. Adını ilk defa duyuyorum. Pasta da güzel kıvamı olur. Tadı, şekeri yeni güzel pişmişse, güzel onu karerinde yapmışsa güzel olur. Ama... Uygun değilse, güzel değilse zaten derim. Hadi başarılar diliyorum. Sağ ol canım. Kaderine kolay gelsin.
Görüşmek üzere anneciğim. Hadi görüşürüz. Elim fıçeriz. Şimdi neyi yapıyorsun gelin hanım? Kerevizin yapraklarını koyuyorum. İnce ince doğranan kereviz yaprakları ayvalı kerevize ekleniyor. Hangi yemekleri bitirdin gelin hanım? Sebzeli mantar çorbası, ayvalı kereviz, gelin pastası bitti, kendime pilavı bitti. Hadi bunu şeyin, elif. Soğan dolmasına devam eden yarışmacımız iç harcına maydanoz doğuruyor. Soğan dolmasının içine neler koydun? Soğan koydum, kıyma koydum, maydanoz, reyhan koydum, nane, sıvı yağ. Soğan dolması daha önce yapmadığın bir lezzet değil mi? 3 gün içinde denedim. Anneciğim sen soğan dolması yedin mi hiç? Yedim. Gelin yaptı yedim, çok güzel oldu. Soğan dolmasının iç harcı istenen kıvama geldikten sonra haşlanan soğanlara sarılıyor. Soğan dolması yaptığım bir yemek. Çok da severek yaparım. Çocuklarım da çok beğenir. Ama ben genelde pirinçle yaparım. Bulgurla olması daha lezzetli. Gelinim yaptı, denedi. Çok da güzel oldu. Özelliği içinin iyi yapılması. Önemli olan harcı yapılması. Harcının iyi olması. Sonlu bir saat gelin hanım. Artık hızlanman lazım. Hadi çabuk gelin. Üç gündür ben bu yemekleri dene. Ben süre tuttum bir de. Denedim, güzel. Her gün süre tuttum. Yetiştirebildin mi? Evet. Soğan dolmaları tamamlandıktan sonra salçalı sosu hazırlanıyor. Şimdi ne yapacaksın? Hemen bunun sosunu yapıp pişirmeye koyacağım. O artık pişecek. Salça, sıcak su ve sıvı yağ sarımsak rendeleyen yarışmacımız hazırladığı sosu soğan dolmalarıyla buluşturuyor. Şimdi neye geçiyoruz? Şu pirzolalarımı kızartayım. Daha salata yok, masa yok. Siron da yok. Ana yemek de pişmedi. Evet, çok az kalmış. Etin marinesine ne koymuştun? Defne yaprağı. Kekik, daha kekiği bu. Normal kekik değil. Zeytinyağı koydum. Soğan suyu koydum. Ana yemeğin etleri mühürlenirken ayrı bir tavada kendime pilavı için doğranan soğanlar kavruluyor. Elif onu bırak, sen salatanın malzemelerini yıkın. Hadi. Şu etleri atayım. Etleri yaparım, haydi. Daha siron var anneciğim. Sironu güzel çek. Siron suyla açacağım. Ya onu bırak, onlar kızarsın, öyle çiğ çiğ gelme oluyor. Ana yemeğin yanında başka ne vereceksin? Bu, bir de salata. Salataya geçen yarışmacımız hemen yeşillikleri doğramaya başlıyor. Elif şeyler soyulacak, patlıcanlar. Ay patlıcan beğendi var. Eyvah, daha beğendi yapacaksın. Yeşil salataya neler giriyor Elif? Ben Dolorosa koyuyorum, göbek marul koyuyorum. Burada maydanoz var, yeşil nane var. Az iri iri doğra, iri iri boş ver. Roka da var. Roka da var. Yeşil salataya son olarak Dolorosa doğrayan gelinimiz ana yemeğin beğendisi için sıvı yağla tereyağı karıştırıyor. Anneciğim, Elif'in düğünü mü kalabalıktı yoksa diğer gelinin mi? Diğer gelin. Neden peki? O melmeçet ya. O da iki taraflıydı ya, hem kız tarafı hem oğlan tarafı. Bunun burada çok şeyi yok olmadığına göre soğanla bırak yansın biraz. Tereyağını koyayım mı? Yok. Elif'in düğününde kaç kişi vardı? 300 vardı. Gelinine ne taktın anneciğim? 5 tane. 5 tane mi bilezik taktıydık, bir de set takımı. Bu kadar mı? Yeter 5 bilezik, o zaman kaç milyar verdik de, hem de böyle ince bilezik değil. Diğer geline 6 tane takmışsın. Ona da, ona ne yaptıysak buna da aynısını yaptım. Ama ona 6 bilezik takmışsın. Yok. Ha o şey almadı, gerdanlık almadı, bu aldı set takımı ya. Ona 7 tane bilezik taktık, doğru. Ama bu kendi istedi seti. Set alırsan 5 bilezik, almazsan aynı. 2 bilezik bir set parası mı yapıyor? Aynıydı o şeyde bilezikler. Hepsinin bununki de onunki de 24'er ayarı. Şimdi ne yapıyorsun gelin hanım? Beğendiği yapıyorum. Pilav için kavrulan soğanlara tereyağı ekleyen yarışmacımız beğendiği için kavrulan una süt karıştırıp muskat rendeliyor. Neden muskat kullanıyorsun? Zuhal Topal. Zuhal Hanım beğeniyor diye mi? Evet. Bir de ben böyle yapıyorum ama. Maşallah. Her şeye dikkat etmişsin. Menüyü tek başına mı hazırladın? Yok. Kimden yardım aldın? Şefleri aradık biz. Hangi şefleri aradın? Tanıdık şefler vardı, onları aradık. Gümüşhane'yi tanıtmamızı istediler ama Gümüşhane'nin yemeklerinden ağır olanlar da olduğu için ben bunları seçtim. Sadece 2 tane. Bu arada kalan süren son 37 dakika. Oo, Elif çabuk.
Ama şu beğendiği halledeyim. Salatanın hellimleri duruyor. Onlar hep detay. Ben çünkü Zuhal Topal'ı izliyorum ya, kimse mesela süs koymuyor. Ben bu ana yemeğin yanına kuşkonmaz aldım. Onu koyacağım. Köz patlıcanları temizleyip doğrayan gelinimiz ana yemeğin beğendisiyle karıştırıyor. Beğendili kuzu pirzola yemedim. Şimdi yedim desem yalan söyler. Ama pişirmişler, getirmişler. Tabii ki beğendimse puanımı da ona göre veririm. Kuzunun kokup kokmaması çok önemli. Ağır bir koku oluyor. Onun kokusunu almadan önce bir işlemden geçmesi gerekiyor. Onun bir işlemi var. Onu yapılmadan direkt yaptıkları zaman kokar. Burada yarışmak zor mu gelin hanım? Stres çok ya. Hep elim ayağım birbirine dolaştı. Bir de kızlara diyordum ben nasıl yapıyorlar böyle. Daha temiz çalışmayı düşündüm. Ben televizyonun başında da stres oluyorum biliyor musun? Yapamadılar mı böyle pis çalıştılar mı? Pis çalıştım evet. Böyle kalabalık oldu mu? Ana yemeğin beğendisine şimdi de rendelenmiş kaşar ekleniyor. Şu bulaşıkla gizleyebilir miyim bir yer? Anneciğim gizlice yaparsan olur. Ama çok gizli, kimse görmesin. İstersen kameraları kapatalım, öyle yap. Çok güzel olur. Ne yapalım anneciğim? Kapattır, ben burayı bir dakikada toplayayım, tamam. Sonra da gelinim topladı mı diyeceksin. Evet. Gelin de ne yapsın? Heyecandan habire ha hayret şey yapayım, yapacak bir şey yok. Hanımlar, kalan süreniz son yarım saat. Elif al bunu da getir. Dur diyelim. Pilavı ben. Hayır. Eyvah, az kalsın etler gidiyordu. Anneciğim etler düşseydi eksik menü sayılırdı. En korktuğum şey işte o benim. Ne derdik hiçbir şey. Verirdiler düşüyor. Yani kendime şu aşurelik buğdaya kendime diyorlar ama yemedim ben hiç ya, yumuşaneliyim ama. Annem 21 yaşında gelmiş İstanbul'a. Bu sosu evde kendin mi hazırladın? Evet. İçinde neler var? Bunun yazdan domatesini yapıyoruz. Domates, kapya, biber böyle hazırlıyorum ben. Sunumda güzel olsun diye getirdim. Elif haydi kızım, sana kolay gelsin, Allah yardımcın olsun da buralar ne olacak? Yarışmacımız yeşil salatada kullanacağı hellimleri kızartmak için dilimlere ayırıyor. Şimdi ben 2, 4, 6, 12 tane yaptım. Hellimler tavada kızarmayı beklerken siron hazırlıkları başlıyor. Bunu kim dizecek? Ne kadar çok siron var. Üstüne ne gelecek? Süzme dökeceğim, o ekşi bir tat. Başka ne işlemi var? Buna bir de tereyağı dökeceğim en üstüne. Servis sırasında sıcak olsun. Siron için çok basit derler mi? Tabii ki de. Ama işte Gümüşhane'yi tanıttığım için mecbur kaldım bunda. Siron'un hamurunu burada yapamaz mıydın? Bu hazır yufkadan yapsaydım olurdu. Ama hazır yufkada bu tadı alamazsın. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Açıyorsun, saçta pişiriyorsun, kadınlar toplanıyorlar. Daha sonra kurutuyorlar mı? Evet, bu kuruyor sonra. Sironları tek tek cam tepsiye yerleştiren yarışmacımız hemen yoğurt sosunu hazırlıyor. Siron için özel getirdiği yoğurdu sıcak suyla sulandırıyor. Ben şimdi masamı kurmaya gidiyorum, bunu annem gelince baksın kıvamına. Gümüşhane'nin sironu biliyorum, komşum var, yapar yerdik ama hamurla yapılan, yufkayla yapılan bir şey. Üstüne yoğurtlu sarımsak yapılıyor. Ama çok da sevdiğim bir şey değil. Sironu da biliyorum. Kurutlu da yaparız, yoğurtlu da yaparız, tatlı da yaparız. Onun her çeşidini bilirim, yaparız. Koş Elif, koş! Başardın mı gelin hanım? Başardım, başaracağım inşallah. Şu an her şeyim tamam. Yemeklerin üstünü çizdin mi? Evet çizdim. Gelin hanım, bu mumlar fazla değil mi? Ben herkes çiçek kullandığı için böyle bir detay kullanmak istedim ben. Suflalarla birlikte yemek takımlarını masaya alan gelinimiz çatal, bıçak ve kaşıkları yerleştiriyor. Kocan işten geldiği zaman böyle sofra hazırlıyor musun? Evet, evet. Mutlaka. Gerçekten. Gerçekten mi? Gerçekten bak. Bardakları yerleştiren gelinimiz suları doldurduktan sonra mumları yakmaya çalışıyor. Gelin hanım, başardın galiba. Ver ben yakın verirsen. Ama Siron'un yoğurdunu tamamlaman lazım. O zaman ver ben yakın da. Maalesef kalan süren 9 dakika. Neyse bu dursun. Koş Elif, koş. Anneciğim. Ne de ben yakayım bir tane. Hadi gel yak. O giysin üstün. Anneciğim gelin seni çağırıyor. Gel şunun suyuna bak. Siron'u tamamlaman lazım gelin hanım. Siron'u sıcak suyuna bak. Suyu az daha sula, az daha sıcak su dök. Son 6 dakika. Eyvah, daha giyinemedi bile. Ciddiye de gel, ciddiye de gel. Ya cetçiyi de gel, aman gel. Hayır, bu zaten yemek yiyene kadar. Yarışmacımız sulandırdığı yoğurt sosunu Siron'un üzerine döküyor. Tamam, tamam cetçiyi. Çabuk ol Elif, çabuk.
bir giyinip geliyorum. Anneciğim seni alkışlıyorum. Başardınız. Yemekler bitti mi? Bitti Allah'a şükür. Gözünüz aydın anneciğim. Sağ olasın. Bak kızımız da geldi. Sen geldi. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Son kontrollerini yap. Kayınvalideler gelmek üzere. Anneciğim ne düşünüyorsun? Başardınız. Anne diyeceğimi de şaşırttım. Hanımlar başardınız. Peçete. İşte kayınvalidelerimiz de geldi. Böyle rüya gibi bir şey. Teşekkür ederim. İnşallah kabusa dönmez bu. Ben yemekten önce mutfağı görmek istiyorum. Bence biraz saçma. Elif'ciğim müsaade eder ben misin? Ben hazırım. Ben kabul etmem. Benim gelim de kabul etmez. Kusura bakma. Çayı onun gününde de görecek. En doğal hakkım. Takıntım evet. Bu benim yani. Ben normalde evimde de böyleyim. Ay vallahi. Üf. Geçen haftaki kayınvalide gibi. Sulu olmuş ama. Yemek geç kaldı. Yemek gelin hanım. Yarın senin gelinliğini de görürüz. Benim gelin çok çabuk. Gelin hanım. Geliyorum hemen. Oyalamaya çalışıyorum ama yemiyor. Yok Allah. Canım. Sizin iddialı herhalde gelininiz. Yani. Yani. Haftanın kayınvalidesini seçtim ben. Filiz Hanım. En az 10 puan bekliyorum. Kendime çok güveniyorum. Hangimiz alacak ya 10 puanı? Allah yardım etsin. Hoş geldiniz. Sağ ol. Merhaba. Elif'ten hoş geldiniz. Hayırlı işler. Bismillah. Allah hayırlı etsin. Çok güzel. İnşallah. İnşallah. Hoş geldiniz. Sağ ol. Nasılsınız? Yaptınız mı yemeklerinizi? Yaptık, yetiştirdik. Karıştırdınız. Evet. İnşallah, inşallah. Evet. İnşallah. Yorucu geçti mi? Evet, çok hiç göründüğü gibi değilmiş. Televizyondan çok iyi izliyorduk. Evet. Burası öyle değilmiş ama. Zorlayıcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş merhaba, geldiniz. Ben Zeynep. Merhaba, ben Elif. Hoş geldin. Ben teşekkürler. Kartımı çıkarayım. Çantayın masa da çok güzel. Şimdilik güzel. Bakacağız. İnşallah bir eskik yok. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Sağ olun. Yetiştirdiğin yemekler. Evet. Aferin sana. Sağ olun. Mantımızı alayım mı? Ben Gümüşhane'nin Kerkit kazasından ama orada hiç yaşantım olmadı. Beyoğlu'nun ilçesi Sütlüce'de büyüdüm. Sütlüceliyim diyorum. Ben de Gümüşhane'nin kızıyım, Bayburt'un gelinim. Memnun oldum. Memnun oldum benden. Hoş Merhaba. Geldin. Ben Merhaba, hoş geldiniz. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Hatice kapıyı karşılayayım. Gel. Tanıştığımıza memnun olduk. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Ben de Elif. Yetiştirebildiniz mi? Yetiştirdim, bitirdim. Hadi. Moltumuzu alayım. Sen nerelisin? Karşılayım. Karşılı. Merhabalar hanımlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Biz Gümüşhane'den katılıyoruz. Gümüşhane'den geldik. İsmim Seher, soy ismim Abiş. Hangi Gümüşhane'nin içinden mi köyler? İçin, Kazantaş köyünden zaman içinde oturuyoruz. Ben bekleyeyim. Babam bekliyor. Gelin geldim Kazantaş'a. Sen de mi Gümüşhane? Gümüşhane'nin kızıyım, Bayburt'un gelinim. Posuslu yamaklı. Benim de yengem Baybutlu. Ben de Gümüşhane'nin Kelkit kazasında doğdum. Babaannem. Fakat orada hiç büyümedim. Yani gözümü açtım İstanbul Beyoğlu'nun ilçesi Sütlüce'de büyüdüm. Aa, güzel yer. Ben aslen Sivaslıyım. 35 senedir İstanbul'da yaşıyorum. 3 tane Gümüşhane'li. Gerçekten tuhafıma gitti. Ben de 3 tane karşılık getirebilirdim buraya. 3 tanesi biri olunca
Ben yalnız kalırım orada karşı olarak. Ya korkarım yani ben ne bileyim yani. Üç tane gümüş alan nasıl birleşti orada, üçü birden geldi oraya? Tesadüf diyorum yani, herhalde tesadüftür. Ne diyebilirim? Valla ben Gümüşhaneliyim ama Gümüşhane'de büyümedim. Yani Gümüşhaneliler diye ben onlara karşı bir sempati duymadım. Tesadüf, tanımazlık, bilmezlik kimse kimseyi. Gümüşhaneli ama kim? Köylüm değil, akrabam değil. Ne yaptınız gelin hanım? Nasıl geçti? Yetiştirdiniz mi yemeklerinizi? Çok güzel geçti bugün günümüz. Yetiştirdim yemeklerimi de, masamı hazırladım, yemeklerim hazır, kıyafetimi giydim. Bir yerleşimdir. Koltuk ayar mı yapayım? Sen de hoş geldin. Hoş geldiniz. Bakayım. Sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ ol. Seni görmek de çok güzel. Ama teşekkür ederim. Benim için de bakayım bakayım. Rüya gibi bir şey. Teşekkür ederim. İnşallah kabusa dönmez bu. Şaka yapıyorum. Hoş geldiniz hoş tekrar buldum. Programımıza, soframıza. Hemen gelinim yetiştirdi dedi. Yetiştirdim her şeyimi. Evet, masa. Süper geçiyor. Evet. Bakayım şu kıyafetine kız. Aa, ne tarz. Ne tarz, çok hepsi hoş. Hepsi sizin için. Takılar hepsi. Ayrı konuşuyor, kemerler. Güzel mi yemekler? Evet, vallahi, inşallah. Valla tattınız mı Seher Hanım? Tattı. Kayınvalidem tattı. Çok güzel. Tattı, güzel. Aynen. Sofra tamam. Evet. Hadi yemeğe geçelim o zaman. Tamam. Ben açım valla. Zuhal Hanım, tamam. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben yemekten önce mutfağı görmek istiyorum. Aa. Böyle bir takıntım var benim. Siz isminiz neydi? Filiz. Tanışmadık efendim. Filiz. Filiz Hanım. Evet. Aman. Ha, mutfak takıntısı biri var. Bir tane vardı. Evet, şimdi söylediler. Ben karşıyım o işe. Nerede? Evet. Yani herkesin kendine göre bir takıntısı var. Benimki de o. Tamam da o servis yapıldıktan sonra. Ama siz de yarışacaksınız. Ben servis yapıldıktan sonra tabii ki mutfak dağılıyor. İster istemez. Evimizde de böyle olduğu için ben baştan önceden belirttim. Baştan göreyim daha iyi diyorsunuz. Önceden belirttim. Aslında daha mantıklı. Ben görmek istiyorum. Ne? Yani, en doğal hakkım bu benim. Bence biraz saçma. Hayır işte saçma. Hemen şeyde. Saçma. Tabii ki yok bir izin olursa. Gelin izin verin. Şimdi bugünkü yarışmacımız Elif olduğu için ona sormanız Elifciğim, gerekiyor. Elif'ciğim müsaade eder misin? Ben hazırım. Evet. Vay. Evet. Tamam evet, o zaman. Kendime güveniyorum. Yani, görebilir. Bence yok. Bence hayır. Peki sen çorba servisini yaparken madem izin verdi böyle vereyim mi sana? Yoksa alttaki tabakta? Evet alttaki. Filiz Hanım da o sırada kontrol etsin yani, mutfağı. Evet. Bu sefer enteresan kayınvalideler, diğer kayınvalideler karşılıyor. Geçiyorum. Kayınvalideninkini alacağım. İyi hadi izin verdi. Sıvadı kolları kayınvalide gitti ama kontrole. Ama aslında saçma onun gününde de görecek. Bakabilirsiniz neyi inceleyeceksiniz? Gayet temiz çalıştım ama. Baştan ben belirttim programa katılmadan önce. Evet söylediler bu benim, bugün. Bu benim en doğal hakkım. Takıntım evet. Bu benim yani. Ben normalde evimde de böyleyim. Evet bakabilirsiniz. Bunun şeyi yok yani. Bir ters bir davranış değil bu bence. Evet. Şimdi gündüz bana arkadaşlarım dediler ki bir kayınvalide var. Onlar her pazartesi sizlerden yeni kayınvalidelerden özelliklerinizden bahsediyordu. Bir kayınvalideniz var mutfak takıntısı varmış dediler. Yani evveliyatında da böyleymiş. Ama herkes yenikliği sever. Herkes mutfağı görmeyi sever ama mecbur değil. Kapkacak önemli. Lavabonun içi önemli benim için. Hijyen çok önemli benim için. Ne yapıyor Filiz Hanım ya içeride hala? Sen geldin oğlum. Ya yok güzel değil. Temiz değil. Açıkçası beğenmedim. Ben bırakmam bakmam. Her yere bakıyor. Her yere. Tabağını yani. Çok da abartmasaydı. Evet. Her yere de. Yarın onun gelini de yarışacak. Hepinizin gelini yarışacak. Evet. Canım bu ne çorbasıydı Elif? Sebzeli mantar çorbası. Sebzeli mantar çorbası. Heh. Dur. Nasıl vereceğim? Niye sen benim mutfağıma şöyle ben verse yardımcı olayım. Benim mutfağıma bakamazsın ha. Aa. Ben bırakmam mutfağa bakmayı. Öyle şey olur mu? Ben yok, kendi mutfağımda da izin veririm. Yok öyle şey olmaz. Ha bu hafta siz her mutfağa bakacak mısınız? Yani düşünüyorum. Mutfağa bakılmaz ya. Ben peki ilk raporu alalım. Raporum pek iç açıcı değil. Niye? Yani benim bu için benim oldu? İçin hijyen çok önemli. Mutfakta. Tamam hijyene. Yani lavabonun başı, tezgahın başı çok önemli. Yani orada bulaşık falan kalmaması gerekiyor. Ya mutfağım temiz olduğu için yine girdiği kirli olsa izin vermezdim. Mutfağım gayet temiz yani. Bu kadar benim iyiydi yani iddialı olduğu için mutfağımda da temiz çalıştım. Mutfağa bakılmaz bu ne bu. Bir saniye. Bırakacağım temiz olması gerekiyor. Ben şöyle bir geçerken baktım gayet değerli toplu gözüküyordu yani. Değerli toplu mu? Lavabonun içi falan çok temiz değil. Lavabonun için artık biz bir şey yaptırmıyoruz ki çöp kovası var orada. Bilmiyorum benim pek içime sinmedi ama. Bakacağız Allah Allah. Yemekleri değerlendireceğiz. Bulaşık varmış bulaşık senin var. Tezgahında şeyde. Ay, ya onu da nasıl sarkacağım? Yerimden sarktığım zaman zor tabii. O zaman siz şöyle uzatın. Şuradan da verebilirsin. Oradan vereyim mi? Oradan yanına. Da verebilirsin. Ben şimdilik size zahmet olacak. Rica ederim.
tabağınızı alabilir miyim? Bulaşık varmış lavabonun orada. Ah, Elif. Evet, birazcık var ama çok değil. Biraz. Çok az. Gelin hanım nasıl kabul etti ben anlamadım. Niye kabul ettin mutfağına? Ben kabul etmem. Benim gelinim de kabul etmez, kusura bakma. Hala mutfağa yorum yapıyorlar. Ama temiz ya mutfağım. Mutfağım temiz olduğu için kabul ettim. Kirli olsaydı kabul etmezdim. Ben de kabul etmem, gelin de kabul etmez. Neyi ne? Gidebilirim, bakacağım. Hayır. Sen bir komşunun mutfağına gelip bakıyor musun? Efendim? Komşularına gelince kirli mutfağına bakıyor musun? Komşular mı? Yok, komşularım mutfağına. Burada niye bakıyorsun? Komşularım, samimi olduğum komşum, bildiğim insanı zaten bakmam. Ha, tanıdığım insanlara girmem mutfağına. Tanıdığım insana bakmam. Ben Elif'i tanımıyorum ki. Elif de beni tanımıyor. Aslında tanımadığını mutfağına Elif bakmayacak. Elif beni tanımıyor, ben de Elif'i tanımıyorum. Benim gelinimi de hiçbiriniz tanımıyorsunuz. Aslında tanımadığın bir mutfağa girmeyecek. Hayır, girilir. Giremezsin. Ben misafir isterim. Yani, İzin verirse gelinimiz girerim. Yani. Vermezse sıkıntı yok. Ama İzin isterim. Gelin hanım verdi ve benim gelin vermezse kusura bakma. Ama niye vermesin? En güzel karşıladı. Girebilirsiniz dedi. Bunda bir sakınca yok ki. Ya, mutfağa bakma sakıncalı bence. Hayır, bence değil. Bence sakıncalı. Gerçekten sakıncalı. Değil. Mutfağa girmeyi doğru bulmuyorum aslında. Yanlış bir davranış. Çünkü burada yarışıyoruz, zamanla yarışıyoruz. O yüzden mutfağa girmek doğru değildi. En doğal hakkım yani. Her gelin adayı veya kayınvalidesi, gelinler izin verdiği müddetçe kayınvalideler girmek isteyen girebilir. Yani benim mutfağıma sıkıntı yok. Kendilerine güvenmediklerinden herhalde. Hayır, o ben karşıyım ona. Ben bırakmam mutfağıma yani. Girmeye bırakmam mutfakta. Niye girsin mutfağa? Ben ne girerim ne de girdiririm. Kusura bakmaz. İzin vermekten sonra giremez. Ne gerek var? Sen her gittiğin yerde mutfağa mı girsin? Bu arada tanışmadık hanımlarla. Evet. Bir tek Filiz Hanım'ı tanıdık. Tanıttı kendini mutfak şeyinden dolayı. Sizin isminiz neydi? Hatice Çiçek. Hatice Hanım, Filiz Hanım. Gülser. Gülser. R ile mi bitiyor? Gülser. Gülser Hanım. Evet. Ve? Zeynep. Ve Zeynep Hanım. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk. Hadi güzel bir hafta olsun. Afiyet olsun. Sebzeli mantarlı çorbayla bu hafta başlıyor. Hadi bakalım, afiyet olsun. Ay, bunu nasıl kaldıracağım ya? Maskeyle. Ne oldu? Başörtünün üstünden tak maske. Aa, siz içeriden taktınız. Evet, ben de diyorum ne oldu böyle ya? Eyvah. Dışına getirin öbür ucunda. Şimdi onu birazcık böyle kaldırıp. Şöyle. Evet, afiyet olsun. Biraz zor olacak ama alışacaksınız. Neyse, alışırız. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Sıcak bir çorba geldi önümüze. Evet, sıcak, güzel, lezzetli. Afiyet olsun. Bunu takmadan konuşmuyoruz Zeynep Hanımcığım. Hatice Hanım, içtiniz mi yeteri kadar? Alın bir kaşık daha, ondan sonra takın. Ama Gülser Hanım galiba hazır. Hadi haftanın ilk yorumu sizden gelsin çorba için. Güzel. Güzel. Biraz tuzsuz ama güzel. Tuzsuz lezzetli ama güzel. Lezzetli yani, güzel. Sıcak. Beğendiniz. Güzel. Güzel. Afiyet olsun. Güzel. Afiyet olsun. Afiyet. Güzel. Sizler de takın maskenizi. Buyursunlar, Filiz Hanım'la devam edelim. Çorbanın kıvamı güzel. Tamam. Sıcaklığı güzel. Tadı güzel. Tadı güzel. Ne güzel o zaman. Kremalı mantar çorbası yedim ama. Yok, sütlü bu. Pardon, sütlü sebzeli. Sütlü değil bu, sebzeli ne? Mantar çorbası. Sebzeli mantar çorbası. Kremalısını yedim ama sebzesini hiç yememiştim. Evet. Güzel evet. Olmuş. Evet. Ellerine sağlık. Görmedim. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Sıcaklığı, kıvamı, çok teşekkür ederim. Tadı, afiyet tuzu, olsun. Her şey güzel. Afiyet olsun. Ne güzel, ne güzel. Arka arkaya güzel yorumlar oluyor çorba. Evet. Zeynep Hanım? Evet, ben de çok beğendim. Afiyet zaten olsun. Ben çorbacıyım, çok da beğendim. Aman afiyet ne güzel olsun. Afiyet. Bir tek Hatice Hanım siz kaldınız yorum yapmak. Güzel çorbanın da güzel. Kıvamı güzel. Da güzel, tadı vallahi da güzel. Valla gayet güzelmiş. Diyecek güzel bir şey yok. Bak, sebze çorbasında evet. Çok yapılıyor bizde. Fakat o sebzeyi biraz hissetmek isteriz. Yani tabii ki bir mercimek çorbası blenderdan geçmelidir. Tane gelmemelidir. Ama sebzede biraz şu seninki ideal boyu bak. Yani minicik minicik ne güzel sebze ilgisi. Dişe yaptım. Gel sebze çorbası. Evet. Çok blenderdan geçiriyorlar. Sebze olduğu mama için de katı oluyor. O zaman katı mama gibi diyorlar. Şey lapa oluyor. Sebze çorbasında biraz sebzeleri bu şekilde senin yaptığın gibi hissetmek istiyoruz. Çok. Bak ne güzel dereotuyla da taçlandırmışsın tabağını. Şöyle mi vereyim komple? Alttakiyle verelim. 3 tane ara yemeğimiz gelecek çünkü birazdan. Eline evet, sağlık. Gayet afiyet güzel olsun. Başlangıç yaptın. İnşallah devam da böyle olsun. Sebzeleri biraz iriydi yani içinde. Mantar göremedim. Dedim orada hatta. Dedim ben bunun için mantar görmedim. Mantar kremalı mantar olur. Ben öyle mantar çorbası görmedim ama tadı güzeldi. Sen çorbaları toplarken ben hanımları sofrayı beğenip beğenmediklerini soramadık. Zeynep Hanım nasıl buldunuz sofrasını? Çok güzel, güzel buldum. Güzel, eksiği gediği yok. Sebzeli çorba yememiştim ama çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Hı. Masayı da beğendiniz. Evet. Masa da güzel. Şu mumlar falan çok hoşmuş. Filiz Hanım evet. Siz de beğendiniz mi sofrayı? Masayı kötü diyemem, çok iyi de diyemem. Ne açıdan iyi diyemezsiniz?
Ya şimdi daha masanın... bir davet sofrası gibi... Çiçeği yok. Davet sofrası gibi değil. Aa. Davet masası değil açıkçası. Niye neyi var? Ya da neyi yok? Neyi yok? Neyin olsa... Önce neyin ne olmadığını söyleyeyim. Neyi yok derken... Ekmek sepetimiz biraz basit kaçmış. İçindeki peçetemiz havlu kağıt. Evet. Daha böyle daha hoş bir şey koyabilirdin içine. Doğru. O doğru. Bak, evet. İçine daha güzel bir şey dizayn edebilirdin. Evet olabilirdi. Evet. Mumluklarıma beyazdı. O yüzden çok beyaz olduğu için ben siyah ekmeklik istedim. Onu da bulamadığı için buradakini kullandım. Bak Gelin şu hanım. Mumluklarının demirinden i̇şte siyah. Perforje ekmeklik de evet, var. Onlardan evet, kullanabilirdin. Evet. İşte ama İçine bulamadım. İçine şık bir dantel örtü örtebilirdin. Perforje. Hayatım. Evet. Siz Zeynep Hanım kâsenizi uzatın. Kâsenizi alabilir miyim? Yani o içindeki halı kağıt alsam zaten çok şey oluyor. Çok çünkü ama ekmeklerin üstünü örtmek. Ekmeklerin üstünü örtmüyor. Örtmekten bahsetmiyoruz. Ekmeğin altındaki kağıt havludan bahsediyoruz. Sepeti uymamış. Bulamamış istediği gibi evet. Bulamamış onu kullanmış ama ben kendi fikrimi söylüyorum. Ben takılmıyorum. Bu şey yemek daha masasının güzel. Şeyleri, takımları siz mi getirdiniz biz yoksa getirdik. Burada kendi takımları kendi değil mi? Kendi takımlarınız değil mi? Bardaklar. Onların bardaklar falan onlar. Çok güzel. Güzel. Peçeteler bardak, falan tabaklar. Bak ne güzel katlamış, koymuş, aynen. Şekil vermiş. Tabak, onlar güzel. Bardak, kaşık dizaynı güzel. Güzel dizayn. Doğru da dizmiş her şeyden yani, önemlisi. Yani. Güzel. Siz beğendiniz mi Gülisel Hanım? Beğendim, güzel. Ne güzel, ay, ne güzel. Yani hani böyle şaşalı bir masa değildi. Ekmek sepetini de ben görmedim ilkin, yalan konuşmayayım. O kadın dedikten sonra baktım mesleten güzel değil. O koyulmaz oraya bir kere. Hiç koyma daha iyi. Oraya gelirsen eğer düzgün bir şeyler getirmen lazım. O zaman hiç girme. Çorbamı çok beğendiler. Hepsi çok beğendi. Zuhal Hanım özellikle çok beğendi. Sebze doğrayışımı çok beğendi. Tadı tuzu güzel dedi. Ondan sonra yani hepsi çok beğendi. Eğer yemeklerimin hepsi güzel olduysa yüksek puan bekliyorum. Eğer düşük puan verirseler de söyleyeceğim. Çünkü genelde hep pişman oluyorlar. Verdikleri zaman. Yemeklerimi beğenirseler tabii ki uyaracağım hepsini düşük puan vermemesi konusunda. Çünkü düşük puanı hak etmiyorum kendimde. Yemeklerime çok güveniyorum. Her gün izliyorum, her sağ gün. Sağ olun, eksik olmayın. Namazımı kılıp koltuğa oturuyorum. Allah kabul etsin. Adam değil, sakın kaçırma, sakın. Ay canım benim, teşekkür ederim, eksik olmayın. İyi ki gel. Nerelerden geldiniz, onu da biraz sohbet edelim. Ben Şirinerler'de oturuyorum. Şirinerler'de evet. Oturuyorsunuz. İstanbul'da, evet. Nerelisiniz aslen? Ben aslen Gümüşhaneli'yim. Gümüşhaneli, kayınvalidemiz de Gümüşhaneli. Bayburt'un gelini. Bize de Gümüşhaneli. Ne? Bir Gümüşhaneli daha mı? Siz de mi? Gümüşhaneli'ninki erkeği de ama orada doğmuşum sadece. İstanbul Beyoğlu'nun çıkıcı... Siz de söylediler. Beyoğlu'nda yaşıyorsunuz. Evet. Orada doğmuşsunuz. Orada doğdum şey, orada. Şu an Nimaroba'da oturuyorum 12 senedir. Anladım. Benim kuzenim de orada. Siz? Ben aslen Sivaslıyım ama 35 senedir İstanbul'da, siz Tuzla'da de... oturuyorum. Siz? Ben Çayırova'da oturuyorum. Nerelisiniz? Yeni Mahalle. Karslıyım. Siz de Karslısınız. Ne güzel. Hepsine selamlar olsun. Ama 3 tane Gümüşhaneli evet var masada. Ya. Evet. Aa. Bugün benim şansım hep kayınvalideler Gümüşhaneli. Hiç beklemiyordum ben. Siron var. Şimdi Siron gelecek. Evet. Artık sizler iyi biliyorsunuz. Evet. İyi değerlendirirsiniz. Şimdi ben o kadar çok iyi bilmiyorum. Yani tabii yapmasını bilmiyorum. Ama yemişinizdir mutlaka yedim, Siron. Yedim ama kendim yapamadım. Güzel olmadı ama başkasında yedim beğendim. Ben kendim yaptım güzel olmadı diyen bir kayınvalide ilk kez. Ama şöyle bir şey açmasını falan değil. İşte diyelim birisi verdi bana. Ziron'u biz yaptık. Gümüşhaneli olduğum için Ziron bizim işimiz. 3 Gümüşhaneli bir araya geldi ya. Benden baş edemez. Başa çıkamaz da benimle. Ben Karslıyım ha. Ah işte ne Kars olsaydı. Yalnız başıma ben savaşırım onlarla. Elektrik aldın mı de almadım. Kötü bir şey mi aldın diyeceksen o da değil. Ama ben aslında çok konuşkan, çok karşı tarafla iletişim kuran bir kimseyim. Ama hani belki uzun bir zaman muhabbet etmiş olsaydık belki bir şeyler olurdu, bilmiyorum. Üç Gümüşhaneli ileride çakışacaklar gibi geliyor bana. Birbirleriyle kapışacaklar gibi mi geliyor? Şimdi bunu nasıl alacağız? Şöyle kaşıkla ama bir tane daha destek alayım. Bu hafta gelinlerimize dedik ki bize ara yemek olarak soğan dolması yapacaksınız. Evet. Bugün ilk soğan dolmasını yiyeceğiz. Hem 15.000 TL'yi vereceğiz her hafta olduğu gibi. Hem de haftanın en iyi soğan dolmasını seçeceğiz. Kaç yıllık gelinler? Benimki 10 yıllık. 10 yıl. Sizin? Benimki 16. 16. Sizin? Zeynep Hanım. Burada mı dediniz? Evet. 17.
17, ay hep kıdemli gelinler. 1,5. Bir aa en genç sizin. Elif de 10 yıllık gelin. Evet. Hamarat biraz. Ve maşallah çapın, bir tek hamarat. Filiz. Hamarat. İnşallah yemekleri de güzel olur. İnşallah göreceğiz hamarat, bakalım. Yani. İnşallah. Çok eli çabuk. El çabukluğu önemli. Tabii. Pratik olmak evet, önemli. Ben programı çok seviyordum, izliyordum sürekli de gelinlere uşakları var diye güvenemiyordum. Hani dedim çocuklar var, kim bakacak bunlar gidecek? Ne olsun? Şimdi biraz büyüdü oğlan. Ha, onların büyümesi bekliyoruz. Ablasına bırakacağım işte. Allah bağışlasın. Anne karışır mı? Sen karışırım dedim oğlum, ne yapayım? Tamam ya, herkes burada yaşıyor anladığım kadarıyla. Ha, bir yemek, tek yemek, Seher Hanım Gümüşhane'den geldi. Yemek gelin hanım. Yemek. Sizi oyalamaya servis çalıştıysam da. Servis biraz geç kaldı. Tabii. Oyalamaya çalışıyorum ama yemiyor onlar. Yok canım. Hele siz Filiz Hanım, ben yemek. Haftanın kayınvalidesini seçtim ben Filiz Hanım. Yemiyor. Dişli kayınvalide. Heh. Ne getirdin canım, ayvalı kereviz? Ayvalı kereviz, soğan dolması. Evet. Siron Gümüşhane'den. Haydi bakalım. Evet. Yediniz mi Filiz Hanım siz Siron daha evvel? Siron yedim. Gümüşhane'li komşularım var. Aa ne güzel. Severim de yani, bakacağım tadına lezzetine. Hadi bakalım Gülser Hanım. Afiyet olsun. Aslında dizi işi gayet bir şey duruyor. Güzel duruyor. Mutfağı uzak mı? Yok, burada. Değil. Niye öyle geç geliyor? Bak çok uzak, çok uzak. Yarın senin gelinliğini de görürüz. Benim gelin çok çabuk. Görürsün yarın. Benim gelinim de çok çabuk da ama öyle evdeki gelin. Hemen bile çabuk. Görecek yarın. Aman servisi gibi bekle, 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 gelin gelecek. Ben öyle bildim, mutfak bu tarafta böyle dolanıyor mu ne? Onun için sordum ben servis orada. Dedim yani bu servis niye geç geldi? Mutfak uzak mı dedim. Yok dediler, yakın dedi ama burada Zuhal Hanım dedi herhalde. Yok orada birisi mi? Yok dedi, şurada mutfak ama gelin gelmiyor. Kaynenen de zoruna geliyor, servis gelmiyor. Bekle ki servis gelecek. Ne zaman gelecek servis acaba? Olmaz öyle. Çok değil ama geç geldi. Belki bizim gelin daha geç getiriyor, onu da bilemem. Orada onun el çabukluğu önemli. İçecek alır mısınız? Kızılcık var, Gümüşhane'den geldi. Hmm. Limonata yaptım evde kendim. Ne diyorsun? Evet. Şu kızılcıktan ver bakayım birazcık. Bayılırım öyle şeylere. İster misiniz? Şekersiz bir şey var mı? Şekersiz limonata yaptım evde, ayran var. Limonata şekersiz alırım biraz. Yani bir orta. Çok var da çok şekeri yoksa alırım. Evet. Bir bayan vardı rahatsızdı midesinden. Ha evet, midesi olmayan. Midesi olmayan hanım vardı ya, her seferinde şey istiyordu. Buzlu çay mıydı? Buzlu çay, evet, ben bravo. Ben de şekersiz bir şey talep edeyim. Olur mu? Tabii ki yani. Yok yok, bugün ayran. Daha sonra. Şimdi zaten yokmuş ya. Gelin nereden isteyecek? Valla olmaz mı? Olabilir tabii ki. Yani varsa alırlarsa. Market alışverişlerini artık gelinleriniz yapacak. Yoğurdunuz evet. Evet. Yani dolayısıyla. Beğenmedim. Ya maden suyu alıyorlar mesela içerseniz. Yani. Yani ya da nasıl şekersiz. Nasıl olmuş sıcakları? Şekersiz bir içecek beklerim kendi adıma. Hadi buyurun bakalım, yedi mi herkes? Nasıl olmuş? Soruyor gelinimiz, evet nasıl olmuş? Gümüşhane'den Siron. Üç tane gümüşhaneli var aramızda. Evet ya şans, bu istesek bu kadar şans olmaz. Ben doğulu kayınvalide bekliyordum. Hadi bakalım Gülser Hanım, buyurun sizle başlayalım. Yemekleri bize tek tek anlatın. Dolma şöyle, Siron böyle, kereviz böyle. Kerevizi beğenmedim. Niye? Çok pişmiş. Çok pişmiş. Çok pişmiş. Lezzeti yok mu? Siron'un da içi kuru kalmış. Yok. İçi bir tane aldım, kuru kalmış. Çok kuru olmuş evet. Ona yemeğime bakayım. Çekmiş bak. Çekmiş. Siron çok Ziron'un güzel oldu. Man, soğan dolmasının soğanı pişmiş, içi çok pişmiş. Çok yani. Çok mu pişmiş? Evet. Hayır, çok güzel oldu soğan dolması da. Neresi soğanı pişmiş? Güzel pişmiş de içi çok kereviz pişmiş. Güzel olmuş. Kereviz de çok güzel ha, oldu vallahi. Kereviz çok güzel, güzel olmuş. Çok güzel. Evet. Eline sağlığını. Evet, çok beğenmedim. Yani onu ben kendim uyuyor yapmadım olmamış. Ama yani içi, yedim, yediklerim gibi değil ama kereviz süper olmuş. Soğan dolması da çok güzel olmuş. Siron'u kuru buldular, içini birazcık kuru buldular ama çok bulmadılar. Çok da bekledi aslında, çekmesi lazımdı ama niye böyle oldu anlayamadım ben de. Heyecandan Siron. Ben bir tadına bakayım nasıl olmuş. Ama gayet yumuşak bu, anladım zaten bakıştan. Bana göre normal bu. Kuru değil, biz evde gerçekten de bu şekilde yapıyoruz.
Herkesin damak tadı farklıdır yani. Bana göre ıslak gelebilir, size kuru gelmiş olabilir. Tamamen damak tadıyla alakalı bir şey bu. Ya soğan da çok güzel de içinde öyle kolay değil böyle şey etmek. Evdeki gibi de rahat rahat yapasın, şey yapasın. Tabii kameralar var, süre sınırı var. Sürenle yarışıysın. Siron hariç her şeyi beğenen bir Zeynep Hanım var. Evet. Onun yanı sıra çok da fazla memnun kalmadı ara yemekten Gülsar Hanım. Bakın Filiz Hanım ne diyecek? Ya Siron dediğim bir şey komşularım yaptığı zaman yiyorum. Tamam. Ama hamur olmuş altı sanki. Evet. Yani yoğur sıcakken mi bunu... Hayır, sıcak dökmedi. Ama bakın gerçekten... Aha kendim dediği gibi. Hamur olmuş yani. Ama sen hamur oldu değilsin, bu kuru kaldı değil. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Hanımefendinin ne dediği ilgilendirmez beni yani. Ama ben işte. Altı hamur hamur görünüyor işte. Şimdi olmayan şey de oluyor diyemem ya. Ama biraz sirom böyle oluyor zaten. Yok biraz şey çok olmuş. Çok da pişmiyor ya. Pişmeyen bir şey. Haşlanmış bir yufkadan yapılıyor. Yufka önceden şey oluyor. Yani ne bekliyorsunuz? Sonra doğranıp şey oluyor ama biraz altları Suha gerçekten. Acaba bu kadar performans alınır. Bir ıslanması o şekil. Biliyorum onun için söylüyorum. Çok pişer bir şey değil mi? Çünkü kendi yöremize özgür bir yemeğimiz. Sirom kuru olmaz. Sirom ıslanır. Güzel. Kuru olmaz. Tamam, ama değilsin ki ıslandı yumuşak. Hamur gibi. İlla ki ıslanmış da olacak. Ama biraz fazla ıslanmış. Fazla ıslanmış. Ama fazla dökse. Güzel olmuş. Ben ama hanımefendi de kuru diyor. Evet. Siz fazla ıslanmış diyorsunuz. O taraf kuru. İçi kuru kalmış. İçi kuru kalmış. Zuhal Hanım. İçi kuru kalmış. Altı ıslanmış. Altı ıslanmış. Şeviye tatlısı gibi. Bütün Gümüşhane, üç tane kayınvalidemiz Gümüşhaneli. Hiç beklemiyordum. Çekişmeliler kerevizimi beğenmediler ara sıcakta. Çok pişmiş dediler. Şöbiyet tatlısı gibi mi? Yumuşak kuru belirtisi. Yani. Tatları nasıl diğer yemeklerin fiyatı? Güzel. Hepsinin tadı soğan çok güzel. Soğan dolması güzel olmuş. Evet. İçinin lezzeti çok güzel. Güzel. Kereviz güzel. Kereviz güzel olmuş. Evet. Kereviz güzel olmuş. Şey, kıvamı. Ama soğanlara bir tık daha haşlanması gerekiyor. Aa, yok. Soğanlar çok daha tamam, haşlanmaz ne olur? Anca bu kadar. Yani güzel, soğanlar hiç beğendim soğanları. Ama şey kerevizi biraz daha, bir tık daha pişmesi gerekiyor muydu benim damak tadıma kerevizin göre? Kerevizin. Evet. Çok pişmiş diyor. Üstünün şeyinin harcının altındaki ayvadan damak bahsediyorum. Damak tadı farklı işte. Bana göre sirun içeride baktım tadına, bana göre normaldi. Evde de gerçekten bu şekilde yiyoruz. Ay vallahi. Yok ya. Sıkıntı vallahi. Geçen haftaki kayınvalide gibi. Bir saniye Hatice Hanım başladı. Buyurun baştan alın, duyamadık sizi. Kereviz güzel olmuş. Evet. Kerevizi beğendim. Afiyet olsun. Soğan da güzel olmuş dolması. Biraz sulu olmuş ama. Yok. Çok güzel sulu olmuş. Sulu mu? He, biraz sulu olmuş. İkinci yapışım bu benim. Kimi sulu gerçekten oldu der, bilmem ben nasıl. Sonra dolması çıkınca evden ben yaptım, denedim. Ama şey, çok kerevizi beğendim. Kerevizin güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. Yani. İçinin baharatlarını eline hep Gümüşhane'den getirdim, hep afiyet doğal. Olsun. Hormonlu bir şeyimiz yok ya. Yani. Eline sağlık. Hormonlu bir şey olmasın, ayrıca sevindim. Evet, genel olarak beğenilen bir ara yemek tabağı oldu anladığım kadarıyla. Siron'da bir fikir ayrılıkları oluştu. Siron, evet biraz fazla olmuş. Ama kereviz soğan çok güzel. Çok, çok lezzetli. Kereviz soğan yani güzel dolmasını da beğendim. Dolmayı evet, da çok beğendim ya. Ama şöyle bir şey bak, ben biraz evvel de dedim. Ben de Gümüşhane'nin kerkitliyim. Kendim yapmasını bilmiyorum. Ama işte böyle teyzeler, kendi akrabalarımızdan bize verip evde yaptığım gibi olmuş bu. Ama onlar da yediğim gibi değil. Onlar çok güzel yapıyorlardı. Biz de çok güzel yapıyoruz ama benim yaptığım gibi derim, böyle yumuşak işte ya, yarışma bir şey yani. Tatlısı gibi yumuşak değil olmuş çok. Öyle o kadar değil. Bence kerevizim tamdı çünkü tam pişti. Tam kıvamındaydı. Zuhal Hanım çok beğendi çünkü kerevizi. Tam kıvamında dedi. Soğan dolmasına sulu dedi bir kayınvalidemiz. Kesinlikle baktılar kusursuz. Güçlü rakip gördüler beni gerçekten de. Şu an mazeret buluyorlar bana. Soğan dolmasın da içini beğenmedim. Cıvıktı. Azıcık toplu olacak. Soğanları pişmiş bak. Ama içi çok cıvıktı. Onu beğenmedim ama... Afiyet olsun. Ama dolma da şeyde, kerevizde zaten çok severim kerevizi. Ben bitirdim kerevizi. Ben de çok severim. Zeytinyağısını da severim. Sıcak yemeğini, etli de severim. Güzel olmuş. Ellerine sağlık. Kerevizi bol bol tüketin lütfen. Ha, evet, ana yemek tabağını da verin Zeynep. Alttakiyi de verin. Ana yemek koyacak şimdi, evet, getirecek bize. Neydi? Kuzu. Beğendili kuzu pirzola. Beğendili kuzu pirzola. Yanında ne vardı canım? Gendime pilavı var Gümüşhane'den. Gendime pilavı. Ama gendime yaptım. Yani size yok. Gendime kadar. Tabağınızı alayım mı?
Siron mesela, beğenmedim onu. Şöbiyet tatlısının yumuşaklığı olur ya, o şekilde. Bir de ben de gümüşhaneliyim. Kendim yapmasını bilmiyorum ama yedim, öyle değildi. Beğenmedim onu. Tiranoyu hiç beğenmedim. Tirano. Hiç beğenmedim ben onu. Yani yemedim. Belki de yemediğim için yememişim ben onu. Beğenmedim. Ne bileyim ben, hiç tadı yok bir şey. Yani beğenmedim ben onu. Kendime pilavı ilk kez yapılıyor bu arada bizim programımızda. Kendime pilavı ben hiç duymadım, yemedim. Siz bilirsiniz. Ben duydum ama ben hiç yemedim. Yemediniz siz de. Yok. Anladım. O da sizin yöre yani. O da yemin yöre. Yöre. O yüzden yemeği. Belki duymadık, yemedik. Ama fasulyeli yaparız, etli yaparız. O evet, da güzel. Etli yaptım. Ha, etli de olur, fasulyeyle de yaparız. Siz etli mi yaptınız? Da koduk, et de koduk, biz böyle pişiririz yani. Şu an hızlıca ana yemeği de servis etmem lazım. Gecikti. Demesinler, o şeyi kozu vermeyeceğim çünkü. Gecikince puan kırıyorlar ama ben servisimde şu an gayet hızlı olduğumu düşünüyorum. Eksiksiz. Hızlı olunca da ekstra puan vermiyorlar. Siz kaç yıl Beyoğlu'nda oturdunuz? Doğduğumdan beri değil. Hmm. Doğmuşum. Babam 2-3 yaşındayken getirmiş İstanbul'a size. Evet, ben şimdi... Eskiden ne güzeldi değil mi Beyoğlu? Ay, hiç sormayın, anlatmayın. Bir iki defa tapu için, bir şey için Beyoğlu'na gittim. Şoka girdim. Buradan gittim. Mimaroba'dan gittim. Beyoğlu deyince akla biz bir gün önceden hazırlanıyorduk. Beyoğlu değil mi? Öyleymiş çıkmaya. Takım elbiseler. O kışın hele o beyler, fotoğraf şapkalı, deri eldivenler, paltolar kışın. Bu kuş konmaz. Ben bunu detay olarak yemeklerim yanında sadece süs olarak kullanacağım. Şu an pirzolamı servise hazır hale getiriyorum. Ay, şu an çok heyecanlandım. Ay, hanımların kıyafetleri, üstleri, başları. Yemeklerimiz çok güzel. Sinemaya giderdik oraya. Beyoğlu'na sinemaya giderdik. Tabii yarın meşhur. Yarın senin geleneğini de görelim. Tiyatrolar. Kaç tane sahneye ev sahipliği yaptı. Yarın görürüz de o zaman görüşürüz. İyi, ne yapalım? Göreceğiz. Ne oldu ya? Ne oldu? Yemek çok geç geliyor. Geç mi oldu? Evet, yemek geç geliyor. Bu var. Ya. Ama kolay değil. Yarın ama şimdi 3 çeşit hazırladı ya anca herhalde. Pilavım sıcaktır zaten, sarmıştım. Evet, kendime pilavı da ilk kez yapılıyor programda. Yok, yanmadı. Kızardı ama daha iyi olabilirdi. Ama neyse ki detay bunlar. Neyse ki yanık olanı kayınvalideme veririm. İnşallah yanmış demezler. Ama biraz fazla kızardı. Hadi buyurun bakalım. Hep de ikimize geliyor önce. Ne güzel Gülser Hanım. Buyurunuz. Kuzumuz geldi, pirzolamız. Beğendi var yanında. Güzel görünüyor. Aa, kuş konmaz mı koydu yanına? Ne güzel, çok severim. Bana göre vallahi hızlı yapıyorum ben servisimi. Geç olduğunu düşünmüyorum açıkçası. 10 dakikadan sonra gelen gelinler vardı. Yemekler geç geliyor. Efendim? Yemekler geç geliyor. Seninkini de görecek. Ama eleştirmen lazım. Görersen eleştireceksin tamam, tabii. Tamam, yani eleştir ya. Yani eleştir benim gelinimi. Benim gelinim, senin gelinin yok yani. Eğer geç gelirsen eleştireceksin tabii. Tamam işte. Tamam. Ama yemekler geç gelir. Bak millet bekliyor böyle. 5 dakika. Bilemedin yani 6 dakikada, 7 dakikada servis öne gelmesi lazım. Bekle ki servis gelecek. Ne zaman? Öyle bekledik biz de. Geç kaldığımı söylüyorlar. Yendime pilavı ilk kez yapılıyor sevgili izleyenler. İşte burada kendisi. İçinde et var, buğday var değil mi? Evet, bol soğan var. Beyaz fasulye var. Yani fasulye var, pişmeyebilir de çünkü biz onu akşamdan ıslatıp sabah pişiririk. Normalde ama öyle tabii. Evet. Düdüklü de haşladı. Evet. Gördüm. Hı-hı, çünkü tabii evet, riskli biraz. Evet. Bazı fasulyeleri nohutların cinslerinden haşlıyorlar tıkır tıkır kalıyor. O da bir risk. Ben salatalarımı getiriyorum. Getir canım. Hellimli bir salata vardı galiba. Oo, dumanı üstünde yemeklerin. Ne güzel. Bu da önemli. Yani gelinlerinize lütfen tembihleyin. Sıcak gelmesi gereken yemekler sıcak gelmeli. Soğuk gelmesi gerekenler soğuk gelmeli. Buz gibi et yenmez. Eğer füme et falan değilse tabii ki. Bu da bir başarı kriteri. Pilavı güzel. Beğendim pilavını. Afiyet olsun. Hiç yememiştim ama ben.
pilavı beğendim. Yemeklerimiz servisi gayet sıcak. Çok güzel. İstediğim gibi yani. İnşallah puanı yüksek verirler. Gülser Hanım, önce bizim tabağımız geldiği için artık siz hazırsınızdır diye düşünüyorum. Şu sessizliği bir bozalım. Buyurun, ana yemekte beğendili kuzu var, pirzola, kendime pilavı var. Buyurun, sizle başlayalım Gülser Hanım. Bize anlatın ana yemek tabağını. Nasıl buldunuz? Ben bu şeyi beğenmedim. Ha, bu beyazın adını unuttum. Beğendi. Beğendi. Onu beğenmedim. Niye? Bilmiyorum, beğenmedim. Ama neden bilmiyorum, yok. Yemediğim için bilmiyorum. Olabilir. Patlıcanda, sosla. Pilav pişmiş, tadı güzel. Tuzu da güzel. Biraz diri kalmış taneleri. Evet. Aldınız. Değil mi? Taneleri biraz pişmemiş yani. Pişmemiş. He, biraz yarması de, pişmemiş. Yarma güzel pişti. Fasulyeleri biraz şey yarma yaptı. Biraz, biraz pişmemiş. He. Et nasıl? Etin de sosunu beğenmedim. Niye? Bilmiyorum. Biraz daha baharatlı böyle daha kızarmış bekliyordum. Sosunu beğenmedim. Yani. Etin sosunu beğenmemiş bakalım efendim. Biraz daha baharatlı, biraz daha böyle kızarmış. İşte baharat olsaydı. Kayınvalideler yoksa olduğu için baharatı ben eti pişmiş az tuttum. İçecek. Bana bir tane kuzu pirzola güzel olmuş. Güzel pişmiş ama. Pişmesi güzel. Pişmesi güzel de biraz baharatı daha güzel. Böyle i̇şte kayınvalide alınca baharat yönünden çekindim. Yok, sen baharatını güzel koyaydın. Az daha kızardaydın, güzel olurdu. İçecek alır mısınız? Ama pişmesin. İçecek alır mısınız? Kuzu pirzolası güzel olmuş, güzel pişmiş. Tadı da güzel, beğendim yani. Çok güzel pilavı, salata. Pilavın salata, biraz iyi. Şey olmuş. Şey ne olmuş? Fasulyeler pişmemiş. Fasulyeler diri biraz. Evet, biraz olabilir. Güzel. Eline sağlık. Eline sağlık. Yapmasın. Afiyet. Biraz diri olmuş. Evet, hepimiz yarışacağız burada. Ha, hepimiz. Tabii, yok. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Salatadan da iyi. Kolay bir şey değil. Hatice Hanım beğendi nasıl? Çok zor, hiç göründüğü gibi değil. O da güzel. Salatayı nasıl buldunuz Gülser Hanım? İyi. İyi. Biraz daha soslu olsa daha iyi olur. Ay yok be, yeter sosu, ekşisi, tuzu var, yerli yerinde her şeyi yok. İyi. Doğraması baksana da güzel olmuş. Afiyet olsun. Güzel. Afiyet Hatice Hanım? Güzel olmuş. Salatayı da beğendiniz. Salatan güzel olmuş. Güzel beğendim. Salatası iyi. Filiz Hanım, sizi de hem ana yemekle ilgili hem de... Beğendi, güzel olmuş ama biraz tuzu fazla. Tuzu, tuzu kaçırmışsın. Evet. Biraz kaçmış. Oo, bayağı tuzda kaçırmışsın. Bayağı kaçırmışsın. Bayağı çünkü kaçırmışsın. Eşim tansiyon hastası olduğu için ben tuza çok dikkat ederim. Hem o hem de normalde de yani tansiyon ya, hastası olmayanlar için de çok tuzlu bu. Evet. Yani çok güzel yapmışsın, harika yani, kıvamı her şeyi, sadece evet, tuzu çok kaçmış. Ben aynen normalde de tuzsuz pilavını yemek yaparım. Pilavını ilk defa aslında yememe rağmen hoşuma gitti, çok güzel olmuş ama içinin buğdayı, nohutu bir şey, tık daha. Fasulye var. Haşlanması gerekiyordu. Evet, fasulyen, ama işte süre... Yani... Fasulye az haşlanmış, aynen, biraz diri. Yani biraz daha düdüklü şey yapıyor, ağza... Daha iki evet, tık, bir tık daha olsaydı daha güzel evet, olurdu. Bir de erken aldırdık kayınvalide. Kuzu pirzolan da güzel pişmiş. Şimdi falan çok güzel. Ama sosunu ben de pek beğenemedim, sosunu. Sos, ne eksik? Yani domates de nasıl bir sos hazırladın? Domates var, kapya biberi var, sarımsak var, dağ kekiği var. Ya bilmiyorum, benim mi damak? Malzemeler güzel aslında. Malzemeler son derece renkli. Bana biraz, yoksa etin çok güzel aromatik pişmiş ama sosu biraz. Afiyet olsun. Bana şey geldi. Evet, pişmez güzel de sosunu güzel olmuş. Güzel olmuş. Salata nasıl? Güzeldi. Salatayı çok beğendim. Sosu falan ben çok de güzel. Afiyet, afiyet güzel olsun. Salata. Çeşitliği, zenginliği. Aynen. İçiniz de Zeynep Hanım takın. Zeynep Hanım maskenizi takın. Güzel. Vallahi etin de güzel pişmiş. Afiyet olsun. Pilavın da gayet güzel. Salatan da şahane. Beğendin de çok güzel, dediğim gibi. Bu tabakta tek bir hata var, o da beğendiğinin tuzu. Kayınvalidem tuzsuz dediği için ben tuz ekledim ona. Aa! Evet. Abi hayır, ona demedim o tuzsuz. Demişsin. Pilavı, hayır, demedim hayır diyor. De, o heyecandan şu an unutmuştur. Sen yapmışsın diye. Pilavı ya dedim tuzsuz. Yok, beğendiği çok kaçmış. Bazen gelinler kayınvalidelerinin evet, hatalarına kurban gidebiliyorlar. Evet. Kurban gidiyorlar. Aynen. Geçen de fırını kıstı gelin. Evet. Üstünü giymeye gitti, kayınvalide açmış. Ocağı açtı. Ya yaktı yemeği. Yani onun için benim gelinim anne sakın diyor. Karışmayın sakın diyor ya. Karışma karışma orada. Olumlu yönde katkılarınız da oluyor tabii, mutlaka. Tabii. Ama hatalar da oluyor, dikkat etmek lazım. Yani. Zeynep aynen, Hanım. Aynen. Ben tabağı tamamen hepsini beğendim. Biraz herkes gibi beğendiğim tuzu var. O kadarcık da olabilir. Çok fazla değil. Yani evet, aynen, o kadar da olacak yani. Salata? Süper. Vallahi afiyet süper. Afiyet olsun. Güzel. Salata. Eline sağlık. Afiyet olsun.
sağ olun. Ellerine sağ olun. Akdeniz yeşilliğini, maydanozunu, cevizini, hellimini. Sağ gelin, güzel olmuş. Eline sağ olun. Güzel olmuş, hepsi çok güzel. Fakat salatada da azıcık, şimdi hellim peyniri var ya zaten tuzlu. Salatayı da demedim, tuzlu biraz. Azıcık bir tuzunu gene kaçırmışsın salatanın tuz şeyinde. Salatanın da biraz tuzu var. Ben de evet öyle geldi. Zaten hellim tuzlu. Bir de ona tuz koyunca hepten böyle boğulmuş yani. Beğendinin tuzu hariç herkes her şeyi çok beğendi. Bir tane kayınvalide hepsini çok beğeniyor ama inşallah yüksek puan verir. Kendime pilavının içine ne katmışsa ki? Yarmalar yarmayla pişirmiş, bir de içine bir şey katmış. Anlamadım ben onu. Yani bir diri diri. İri 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 yani. Hellim hiç yemedim ama beğenmedim yani. Güzel değil. Yok çok güzel. Hellim peyniri. Yok şu işte onu sevmiş. Ha beğendiği sevmiş. Çok güzel olmuş kıvamı. Çok güzel kıvamı. Herkes tutturamıyor. Zuhal Hanım bunlar zani böyle basit evdeki gibi. Ya süreyle yarışıysan onun için çabuk yapman lazım. Tabii. Yani evdeki yok, gibi rahat olsun. Tabii ki saati var ama dakikası var. Dakikası bile önemli. Evet. Tabii ki. Zuhal Hanım peynirler biraz fazla mı kızarmış? Sanki. Sanki değil mi? Biraz. Sanki biraz. Hellim çok kızartmaya gelmez, kurur. Aynen. Yani onu bir kızgın tavada, hemen kızgın tavayı iyice böyle tava ısınacak. Bir alt üst çevirip hemen böyle mühürler gibi geri alacaksınız. Hemen yiyeceksin ama. Ve hemen. Beklediğince de kayış gibi olur o. Hellimi çok kızartmışsın. Tabağınızı alabilir miyim? Bir de ne hata? İnce tutmuşsun tabii ki. Evet. Daha kalın dilimler olması lazım. Çabuk daha kızar. Uzun olması lazım. Evet. Çok uzunluğu değil de elini dar tutmuşsun. Bir de fazla kalınca ateşte biraz kurumuş. Evet, aynı. O böyle hemen bir anlık. Suyunu salar, çok da kalırsa kurur böyle. Aynen. Kurumuş, dikkat biraz edecek. Kurumuş. Hemen ben çayları böyle doldurup şey kahvaltıda hemen şöyle bir alt üst. Değil mi? Hemen bitmesi yani tüketmek gerekiyor. Aynen, hemen tüketmek lazım. Tuzlu bir mamul kullanacaksan bir yemekte veya salatada ona tuz koymayacaksın ya da çok çok az koyacaksın. Ama beğendiğinin kıvamı yemekler. Eline sağlık yeminim. Afiyet olsun. Yoğurdu da alabilir masa miyim? Masa çok büyük ya. Yani evet biraz yardımcı olacağız gelinlerinize. Herkes aynen. Çok zor. Bir de bu tarafa aynen. Geçme dedi yasak. Aynen. Sakın demeyin niye buradan yapmadın servisi. Normalde yasak biz izin vermiyoruz. Bazen kayınvalide o da kızıyorlar. Niye buraya gelip de buradan yapmıyorsun servis? Yasak çünkü. Hadi şuradan yoğurdunuzu alabilir miyim? Çünkü bu taraftaki kayınvalideler çok zorlanıyorlar. Ben de çok ulaşamıyorum. Sıkıntımız var. Masamız büyük. Allah'ımız şükürler olsun. Masada gelin hanımın servis yapması yani tabakları daha nazik, daha kibar koyabilirdi. Daha itinalı. Ben mesela servisime kendim yerimden kalkıp uzanıp aldım oturdum. Oradan oraya tabaklar böyle iterek geldi önüme. Salatamı da beğendiler ama hellimde hata yaptım gerçekten. Üzüldüm ona. Ufak tefek şeylerde detaylara takıldılar aslında. Ben detaydan çok güçlü olacağımı düşünmüştüm. Süre biraz olunca. Benim gelinde bir heyecan var. Senin gelinde bir heyecan. Dedim sen bu heyecandan hiçbir şey yapamazsın. Eğer kendini yenersen dedim. Tamam anne tamam. Valla 20 yıllık gelinler heyecan yapıyorlar. Eller ayakları da hoş olmuyor. Çok İnşallah öyle olmaz. 20 yıllık yaparsa 1,5 yıllık ne yapar? Ama ya. Bütün denedi akşam yemek. Bravo. Dedim ki, ama şimdi heyecanlarına yenik düşmemeleri lazım. Otokontrolü bırakmamaları lazım. Tabii. Senin kanlı olacaklar. Planlı, programlı, düzenli. Önce bir dizecekler ben her şeyini. Dedim orada yöneteceğim. Sen de yapacağız. İyi yönetici. Evet bak iyi dediniz. Sizin yöneticisiniz siz orada. Yönetici kadrosundan mutfakta. Canım siz yöneteceksiniz. Böyle tadına böyle. Tadına bakacaksın. Tabii bakacaksınız tadına da. Uyaracaksın onu. Hani yanlışı varsa. Gelin hanım. Şey geliyorum hemen. Hadi hayatım. Daha yeni gitti ya. Yeni mi gitti? Hadi diyor ya. Geç kaldı diyor. Evet. Olsun. O da zamanı bana diyecek. Gelecek. Zamanı gelecek mi? Zamanınız gelecek bir şey zaten. Hepimiz buyursun zamanı gelsin canım. Bir şey olmaz. Kayınvalidenin böyle yarın sizi de göreceğim demek yarına bilenip de gelecek. Yani güzel olanlara da olmadı diyecek. Sana da sıra geliyor. Ben de aynısını yapacağım. İyi yaparsan yap. Benim gelinim pratikti. Benim gelinim çabuktu. Çabuk getirir yani her şeyi yemeği yani 2 dakikada getirir. Ha sen de değersen o başka yani. Olmaz. Öyle tehditle de olmaz. Belki benim gelinim daha güzel yapacak. Ha belki yakacak, belki kavuşturamayacak, ben övünemem. İnsanız biz yavrum. Kusurumuz da olur, suçumuz da olur. Ben gümüşhaneliyim, siz de göreceksiniz diyor ya, gününüzü göreceksiniz. Güzel yapılmadığı zaman benim gelinime de vermesinler. Bu bir yarışma programı. Bu bir şey değil yani, birbirine rekabet programı değil. Pirzolan sosunu beğenmediler yani. Tat olarak eksik buldular. Tadına bakmadığım için şu an sosa yorum yapamayacağım. Ama ben güveniyorum.
pirzolanın pişmesi güzeldi fakat sosu iyi değildi. Tuzluydu. Tuzlu olduğu için zevk almadım yani yemekten. Kuzu pirzola da çok sosluydu. Ben sevmem böyle. Sadece kızarmış severim böyle. İyice kızartacaksın. Öyle yağsız. Biraz koktu. Koku vardı. Bir de fazla sosu fazlaydı. Güzel pişmişti, onu beğendim. Kuzun da sosunu hiç beğenmedim. Sanki yüzüne şey bulaştırmış. O ne? Güzel sosla, güzel kızart, güzel saplana bir tane şey bağla. Parlak şeyle ne? Al elin, ye. Ya ne yedim ben hep ya? Yüzüne de güzel bir sos sürmemiş. Hiç beğenmedim ama pişmesi güzel, pişmiş bak. Yalan konuşamam. Ama sunumu güzel değildi. Gelin pastası gelecek, ha? Evet. Şimdi bizim programımız ilk sezonda yapılmıştı ve çok tartışmalara yol açmıştı. Ne düşünüyorsunuz gelin pastası ile ilgili? Gelin pastası. Biliyorsunuz herhalde ben mezarı yedim. Geçen bir vardı beğenmedim. Ben uzaktan yani görüşüm beğenmemiştim. Gelin pastasını çok ben de beğenmedim görüntü çok olarak. Görüntü olarak izlediğinizde beğenmediniz. Bakalım tadınız. Şimdi dediler ki davet sofrasında bu tatlıdan saymayız. O pasta, pasta farklı bir şey falan diyorlar ama bilmiyorum sizin görüşleriniz ne yönde bununla ilgili. Bakacağız. Bakacağız yediğimiz zaman lezzetine, daha sunumuna. Yemeğin arkasında böyle pasta türünü ben tercih etmiyorum ama tadı güzel olur. Ha yemeğin arkasında siz de mi pasta tercih etmiyorsunuz? Çoğu kayınvalide böyle diyor. Tatlı olarak biz onu yemeğin arkasından yemeyiz diyor. Yani o bir çay servisinde. Akşamüstü çayı diyorsunuz. Akşamüstü çayı işte ne bileyim. Yani öyle düşünüyorum. Benim acizane düşüncem. Ama gelir beğenirsin. Ayrı dava. Yani çok güzel yapmıştır o ayrı. Yani evet. Gelin pastası da geldi. Teşekkürler. Afiyet olsun. Yemeyen var mıydı gelin pastası da? Ben yemedim. Pasta her çeşidini yedim ama bunu yemedim. Zaten tatlı yemiyorum. Tatlı yemiyorsun. Yemeyebilirsin de. Ama burada mecbur tadına bakacağız. Bu güzel olursa ben yiyorum. Bak yedim yemekleri güzeldi. Güzel, güzel. Yemek de öyle güzeldi. Revanı yapmış, getirmiş, ağzıma sürmedim. Yemiyorum, sevmiyorum. Anne yemiyorum dedim ya. Tatlıyı sevmiyorum ya. Ben de hiç sevmem tatlı. He hiç. Eşki acı tuzlu benimki o. Aman zor zor yerim tatlıyı. İşte. Yemekten sonra hafif bir tatlıdır. Yenilir bir tatlı. Şerbetli tatlı sevmiyorsanız bizim evde çok sevilir bu. Ay. Sonra bir tane alışamadım başa. Evet. Sizin gene mi çatal maskeye girdi? Ay evet ya. Bu haftanın maskesine yemek yedirenlerini de Filiz Hanım'ı seyredeceğiz. Aynen. Her hafta bir kayınvalidemiz öyle şaşırıyor. Normal normal. Yarın alışırsınız. Tabii şimdi bazen böyle beğendim beğendim deyip yiyip evet, yiyip 5. 3 puan. Ah 4. 6 falan. Ama ben benime güveniyorum. En az 10 puan bekliyorum kendime çok güveniyorum. Çünkü güçlü bir rakibim. Sen onu alırsan biz daha yarışmayak gidelim. Her şeyi yediniz ama beğendiniz her şeyi. Tadına baktık. Her şeyi bitirmedik canım. Ama beğendiniz. Eline sağlık. Afiyet olsun. Tabii ki olanı da olmayanı da söyleyeceğiz. Evet. Tabii canım. İster tabii istemez ki. Hatalar da olacak. Ama tabii, tabii ki güzel yemeklere güzel çünkü puanlar olmayan yemekleri de maalesef zayıf puanlar geliyor. Bazen de tersi de olabiliyor. Evet tabii. Yani çok hiçbir gördüm. Şey olmuyor. Herkes olmadı diyor. Ben de dahil. Bir bakıyoruz 8, 9. İnat evet. Onları diye bizde bir onlar sık var. Takipçinizin. Onluk değildi canım. Tabii ki işte diyorum ya servisi geç şey yaptı. Arkadaş söyledi. Ekmek sepetinde alelade bir hani havlu kağıttan peçeteden kesip konulmuş. Bunlar da biraz eksiler bence. Ne yaptın ki sen 10 puan alıyorsun? 2 saatte şeyden mutfaktan gelmedin yemekleri getirmedin. Eski kimisi tuzlu, kimisi tuzsuz, kimisi diridir içinde yarmalar. Ben onda o da içinde bir şeyler vardı. Ben ele bildim ekmeği şeye yoğurmuş, koymuş, doğramış. Ekmek doğramış, yoğurdu da içine koymuş. Yoğurt ekmek yoğurdu şeydi sandım yani. Ha bir de 10 puan istiyor. Ben veremem 10 puanı öyle. Hangimiz alacak ya 10 puanı? Allah yardım etsin yani. Zahmetli bir yemeği yoktu yani. El mantısı mı yapmış, su böreği mi yapmış, tatlı mı, burma, baklava mı yapmış, ne yapmış? Ben de olsa ben de derim 10 verin, 9 verin, 8 verin. Evet, sizle başlıyoruz gelin pastası ile ilgili. Hatice Hanım'a değişiklik olsun, siz söyleyin. Beğendim de, yani beğendim, tatlısı da güzel olmuş. Güzel olmuş. Evet. Tamam, süper. Ben gelin hanımın sadece çorbasını beğendim. Bir de
Kuzu pirzolayı beğendim. Dur şimdi dur. Aa, dur bizi neye hazırlıyor Hatice Hanım? Çorbayı şimdiden beğendim. Hazırlıyor bizi. Biz şimdi deyince her şeyi beğendin falan bir anda böyle bir laflar yok, değişmeye başladı. Çorbayı beğendim. Evet. Dur şimdi puanlarda konuşalım. Şimdi tatlıyı beğendiniz değil mi? Beğendim. Filiz Hanım buyurun. Tatlı çok yoğun bir tatlısı yok ama hafif evet. Hafif olmuş. Güzel olmuş tatlısı. Evet Zeynep Hanım siz de dinleyelim. Vallahi ben öyle dürüst bir insanım. Tatlısı da çok güzel olmuş. Önce yani yemeğin arkasına olan bir tatlı değil demiştim biraz önce de. Ben yemeğin ardından pastayı çok doğru bulmuyorum dedi tatlı olarak. Ama hani muhallebili adı öyle gelin pastası. İşte ben çok araştırdım. O değil yani muhallebi türünü de beğenmiyordum yemeğin arkasında. Evet şerbetli. Sadece evet. Bunu sizin şeyiniz için demiyorum. Evet güzel olmuş tadı, tuzu, kıvamı her şey güzel yerinde. Güzel. Afiyet olsun. Evet. Sadece ama hani uyumlu buldum. Şerbetli tatlı. Biz de açıkçası benim eşim sütlü tatlıları çok sevdiği için şerbetli tatlı ben evde de yapmıyorum. Çocuklarım da olduğu için şerbeti açıkçası çok tüketsinler istemiyorum. Şey, kocan oturmuyor burada. Burada ne yapıyorsun? Elim alışkanlığından dedim. Yoksa kayınvalidem dedi baklava başka, yapalım burası dedi. Kayınvalide ne yapıyor? Elinin arkasında. Baklava yapalım dedi de dedim yok. Olabilirdi. Başkasıyla. Ama beğendin mi diyeceksin beğendim. Afiyet olsun. Tamam, önemli olan da oyunumuza diğer yemekleri beğendim. De beğendim. Çorbayı helese çok çok beğendim. Afiyet olsun. Çünkü ben çorbacıyım soframda. Evet. Çorbam olmazsa olmazsa. Kesinlikle. Güzeldi. Türk sofrasında. Gelin pastası da suluydu. Ben zaten sulu sevmem. Biraz böyle kıvamı sert severim. Bir kaşık aldım zaten. Bir kesin bu kadar aldım. Biraz suluydu. Beğenmedim ama işte masada da herkes beğendim dedi. Ben beğenmesem o olmuyor. Bir de yalnız kaldım çünkü orada. Tek başıma kaldım. Herkes beğendim dedi. Yani niye herkes beğendim diye anlamadım. Neyini beğendi ki? Sulu sulu. Gelin pastası bana biraz daha bir basit geldi. Pasta fena değildi. Şekeri, kıvamı falan iyiydi. İdare ederdi ama beni hitap etmedi. Bana çok güzel gelmedi. Daha çok bir şerbetli tatlı olsaydı... Daha böyle albenisi olan bir sütlü tatlı falan tercih etseydi, zor bir tatlı olsaydı. Sunum zaten çok basitti. İki tane portakal dilimiyle birlikte. Normal evde çay sonrası, yemek sonrası yapıp da kendimize bir tabak hazırlıyoruz, getirip oturup yiyoruz ya onun gibi bir şeydi. Hiçbir sunum yoktu. Sunum hiç güzel değildi. Pasta da o davete olmaz. El açması hiç yoktu. Peki haftanın ilk günü güzel eleştirilerle başladık. Evet, beğenilen inşallah. Yemeklerdi. Bakın puanlar da öyle mi olacak? Olur inşallah. Buyurun efendim haftanın ilk açık oylaması için hazırız biz. Beğendimi tuzlu buldular. Ama tadını beğendiler. Sadece tuzlu buldular. Yoksa beğendi tam kıvamındaydı. Pirzolamın sosunu beğenmediler. Birazcık daha baharatlı olabilir dediler. Ama etim çok güzel pişmişti. Salatamı çok beğendiler. Hellim peyniri biraz tuzlu olduğu için... Salatam da biraz fazla da kızarmıştı. Bunlar önce hiçbir eleştiri yapmadım. Çok beğendiler. Her şeyi çok beğendiler. Gelin pastama hiçbir yorum gelmedi. Çok beğendim. 9 net bekliyorum. 1 puan bunlardan kırsalar 9 net bekliyorum. Çünkü güçlü bir rakibim. Her şeyi çok beğendiniz. Siron'u beğenmedim. Bak başladı. Servis geç geldi. Görüşecek teyze. Görüşecek teyze mi? Ya her şeyi beğendin, şey yaptın da ben anlayamadım. Sen kendi gününü gözle o zaman. Olanı da söyledik, olmayanı da söyledik. Hiç de değildi, hepsi dört dörtlü gidi, mana bulmayın. Ha sen niye güldün? Neye güldüm? Ben de sana güleceğim, ben de sana. Evet, haftanın ilk açık oylaması için herkes hazırsa... Arkadaşlarım kuralları size söylediler. Bir kez de ben hatırlatayım. Eksik olmadığı için menümüzde 3'ün altında puan kullanamazsınız. 3'ten başlıyorsunuz. Bütün hafta vereceğiniz puanlara çok dikkat edin. Çünkü her birini sadece bir kez kullanabiliyorsunuz. Onun için lütfen dikkatli olunuz. Hakkaniyetli ve adilane olmanızı rica edeceğiz bütün hafta boyunca. Zaten Elif söyleyeceklerini söyledi. Şimdi siz beğendiniz, beğenmediğiniz yemeklere göre kafanızda oluşan puanları buyurun yazın tahtalarınıza Elif için. Kimse lütfen yazarken puanlarını birbirinin puanına bakmasın. Göstermeyin puanlarınızı. Kimseye ben buyurun demediğim sürece de lütfen açmayın. Elif yüksek puanlar beklediğini söyledi. Heyecanla bekliyorum çünkü her şeyi çok beğendiler. Sadece yani, beğendi tuzlu olmuştu. Evet kabul edebilirim onu. Uzun süredir en çok beğeni alan masa oldu. Evet benim oldu. Ben sıkı hayranınızım hiç bu kadar teşekkür beğenilmedi. Hiç de demeyelim sen de abartma. Çok nadirdir.
Yani yok, çok nadir de değil. Beğenilen sofralarda çok oldu. Benim izlediğim. Ama uzun süredir, yani birkaç aydır bu kadar fazla olumlu eleştiri alan. Evet, işte son zamanlarda. Olumlu son zamanlarda ben değil. Ben de sıkı takipçisiyim. Yani çok güzel sunumlar, tabii, sofralar. Tabii. Neler çok neler gördük. Ama son zamanlarda bir kısır döngü var açıkçası. Evet, İnşallah onu kırarsın İnşallah. Sen diyelim. Bol şans İnşallah. Diliyorum. Evet, şu an hanımlar, lütfen unutursam sizler de hatırlatabilirsiniz, problem değil. Şu an puanlarınızı değiştirme şansınız var. Bunu her gün söyleyeceğim. Hiç kimse açmadı çünkü daha puanını. Görmediğimiz için isteyen, emin olmayan, en az kafasında soru işareti olan varsa değiştirebilir şu anda. Değiştirmek isteyen var mı? Eminiz. Herkes emin mi? Sonra evet, genelde pişman olmayın. Beğendiniz, yüksek puanlar ben de bekliyorum değil mi Elif? Evet, ben çok değil bekliyorum. Değil mi Selen Hanım? Evet, en az 9-8 evet. bekliyorum. Güzel tefek şeyler için evet. çok bir problem. Olabilir, evet. o kadar da olabilir. Evet. Yani evet. Herkes bilir. Hazırsa ilk olarak haftaya Zeynep Hanım'ın puanıyla başlayacağız. Buyurun Zeynep Hanım, ilk puan sizden geliyor. Haftanın ilk puanı 6. Çok düşük bir puan, her şeyi çok beğendiniz. Çok beğendim ama evet. bak Siron'u beğenmedim. Bak başladı. Beğendi, zaten söyledim. ama evet. siz en çok beğenen 6 nedir? Evet, ortalama 6. zaten 5. Ama şimdi eksiklerini de söylemek zorunda. Ne var eksiği? Bir kere geç servis yapıldı. Hiçbir şey yoktu ki. Geç servis. Geç. Yok bak servis geç oldu. Geçse yarın görüşeceğiz sizinle. Yarını katmayalım. Yarın bir olabilir. Şeye mi gidip bir şey yapamayacaklar. Siron'u hiç beğenmedim. 2. Pirzola'nın da kendini beğendim. Ama sosu çok buruk geldi. Buruk. Buz mu? Böyle bir şey geldi böyle. Ekşimsi gibi mi bir tadı? Oğlum, şimdi duyuyoruz sizden. Bunu niye sofrayı söylüyorsunuz? Çok beğendiniz sofrada ama eksiksiz ama buldunuz. Oysa ki her şey güllük kristal. Evet, ben biliyorum işte bu kadar güzel gitmeyeceğini her şeyin. Evet, Allah'ım benim inanamıyorum. Bu Zuhal Topal'la sofralı programı diyorum. Her şeyi beğeniyorlar ne güzel. En beğenen hanım efendi al buyur hiç bak. Evet. Görüyor musun? Evet, her şeyi beğendi. Ama beğendim ama bak şimdi. Siron'u beğenmedim. Tam onu söylediniz. Ya tamam duyduk, Siron'u beğenmedim ama gerisini hep beğendim. Tatlıyı uyumlu bulmadım demedim mi daha önce tatlıyı? Uyumlu bulmadınız ama güzel olmuş tatlıya uyumlu değil de puan mı kırdınız? Evet. Kırarım tabii ki. Bir de servis geç geldi. Ya yoksa serviste hızlı olduğumu düşünüyorum açıkçası. Yok hızlı değildi. Ben şimdi korktum. Çok sevinçliydim. Cuma günü pişman olduğunuzu yenildi, içildi güzel de. Şeyler. Şimdi yok, en çok beğenen Zeynep. Vallahi çok beğendim. Doğruya da güzel evet. de güzel diyeceğiz evet. yani falan evet. dedi. Altı. Zuhal Hanım olsun. Onlar günde gelecek. Bu konuşmalara yüksek puan bekliyordum. Onlar günde gelecek. Altı. Ben buradayım diyor. Onları da göreceğim evet, diyor. Evet onlar günde gelecek. Neyse. Ay şimdi niye korktum? En beğenen Zeynep Hanım'dan evet, altı geldi de öbürlerini açmaya korkuyorum. Evet, ama eksikleri de söyledim, daha önce de söyledim. Eksik Siron'u şey yoktu ki. Eksik değil, güzel olmamış olabilir. Ha, evet, her şeyimizi yetiştirdik. Eksik hiçbir şey yok. Giydik, her şey tamam. Ha, beğenmeyebilirsin Siron'u. Hiç yemediğim için. Tamam, kırabilir ondan da. Evet. Çok yormuş. Geldi servis. Geç değildi ya. Geçti. Çok geçti. Ama bir restoranta gittiğimiz bile servisi bekliyoruz yani. Yok çok geçti. Ben onu demedim. 45 dakika beklediğimiz oldu ara yemeklerde yani. Onu söyledim. O geç bir servis. 2 dakika 3 dakika geç geldi. Yani evet, 10 ancak. Saat 15 saat geç. İnşallah diğer gelinlerde yarım saat beklemez. Sana ne dedim beğenip dedim ters evet. köşeye yatırıyorlar ben bize. Ben görüşecek 9 teyze. 9 puan bekliyordum sizden. Benden. Efendim? Evet. Görüşecek teyze mi? Görüşecek. Görüşelim. Görüşeceksiniz daha 5 gün. Evet bakalım Gülise Hanım'dan kaç puan gelecek? Buyurun Gülise Hanım, siz de lütfen açın ve söyleyin puanınızı. Benim puanım 6. O da mesela çok daha az beğendi. Orta beğendiydi. Yine puanıydı. 7 de olabilirdi. Orta beğendi. Beğendiklerimi de söyledim. Beğenmediklerimi evet, de söyledim. Tabii lezzet olarak eksik ama gelmiş olabilir. Ama sen de bir şeyi beğenmedin Siron'u. Siron'u beğenmedim. Demek planla ki ortak bir olmuş. Onu da beğenmedim. Etin var. Sosunu da beğenmedim. O kereviz mi onu da beğenmedim. Ama ay, yine de 6 puan verdim. Ben onu özellikle Zuhal Hanım için yaptım. Tuzluydu, onu da yiyemedim. Kereviz, salatanı beğendim. Soğan dolmasını beğendim. Onu da yine içi biraz çok pişmişti ama. Sen kereviz sevmiyor musun yoksa? Seviyorum ama beğenemedim. Soğan yani. Hanım bak değil, soğan değil. Hayır soğanın biri içi çok pişmişti. Olacak iş mi ya? Hayır, olmaz. Ona, hayır öyle şey ona olmaz. Ona puan kırmadım. Evet.
Eyvah eyvah. Evet, benden. Bu güzelim yemeklere 6 geldiyse ben şimdi ilerleyen günleri düşünemiyorum. Cuma evet. günü de şey yaparlar. Ya şimdi hepsi 10'ar yıllık gibi 1,5 yıllık yayınımız var. Yani iddialar var. Bir takım iddialar var sofrada söylenen. Şimdi o zaman 7, 8, 9, 10'un havada uçuşması lazım. Evet. Ya bu kadar güzel yemeğe 6 evet. düşükse. Evet. Ama ya da onlara artık 3'ler 4'ler mi gelecek 7, korktum 8. ben. Evet 7, 8 verecekler. Endişelendim. Evet bakalım Hatice Hanım kaç puan vermiş Elif'e? Buyurun Hatice Hanım söyleyin puanınızı bize. Aa 9. Çok teşekkür ederim. Kaç? Yok 6. 6. Kaç verdiniz hanımefendi? 6 vermiş. 9 bence. Hayır 9. Biz 9'u gördük. Ben de aa 9 diye sevindim. Tam böyle karşıya çevirin. Ben de sevindim aa 9 diyorum. Kendi de şaşırdı bakıyor. İlk 9'u gördük biz. 6 görmedik ama. 6 değil mi o? Evet. Ya her şeyi altı. Beğendin, altı şey yaptın da bu 6 ne? Ben anlayamadım bu 6. Sen kendi gününü gözle o zaman. Bu 6 nedir? Her şeyimiz dört dörtlüğüydü. Yemeğimizi yetiştirdik. 6 nedir? Masamızı vurduk, üstümüzü başımızı giydik. 6 nedir? Aa, sofra yetişmiyor, kıyafet önlükle karşılanıyoruz. Servisi gece oldu. Aldı diyor. Yani senin gelinin bir dakikada gider ya hiç de geç değil. Zuhal Hanım geç geldi. Hayır hiç de değil. Pilavın içindekiler pişmemişti. Vallahi sizi vicdanınızla baş başa bırakacak. Gidip akşam uyuyken deyin yani. Deyin ki bu gelin her şeyini dört dörtlük yetiştirdi. Rakip gördükleri için biraz düşük tuttular ama puanı. Evet düşürsünler. Vicdanlarla baş başa bırakacak. Dillerini yuttu. Nasıl cevap verecek? Olanı da söyledik. Olmayanı da söyledi. Hiç de değildi. Hepsi dört dörtlü gidi. Mana bulmayın. Mana bulmak hiçbir şey de. Olanı da tamam bir şey olabilirdi. Şimdi... Fasulyelerde biraz şey. Evet onda şey biraz delilik vardı. Beğendiğin tuzu kaçmıştı. Doğru. Ha, onun da birazcık salatada hellim çok iyi. Ama çok köften püften şeyler. Yani çok acayip acayip sorunlar evet, var mıydı? Yoktu. Puan kırılamazdı. Kırılabilir evet. tabii ki. Evet. Ama bu kadar kırmalarına şaşırdım. Olsun tabii. kırsınlar. Salatanın üstündeki peynir yağını. Evet, gerçekten biraz fazla yani. Kızardı. Yanıktan ya gelmedi, biraz fazla kızarmıştı. Nerede geç geldi ya? Bekledik sofrada da. Herkes bekledi. Bekledik sofrada. Herkes bekledi burada. Herkes gelin. 50 dakika, 40 dakika bekledik sofrada. O zaman sizin günlerinizde geliniz zaman saniyede gidip gelecek. Az hemen geç gelsin. Hemen seslen o zaman Seher Hanım. Nerede kaldı geciktiniz de? Yandınız evet, siz. Evet, aynen öyle Zuhal Hanım. Görüşecek. Bu servise geç diyorsanız... Yaktı sizi Zeher Hanım söyleyeyim. Ayağına dolaşmayacak mı? Zannetsiz ki evdeki yemek yapmaya benzer. Televizyon. Hepsini mutfağına gir. Bir dakika gecikse aynen. isyan et. Arkandayım yürü Seher abla. Aynen öyle göreceksiniz. Ha sen niye güldün? Neye güldüm? Ben öyle deyince yok, ben bir şey demedim. Yok Hatice Hanım'a mı diyorsunuz? Gülser Hanım'a mı diyorsunuz? Ben bu gülüyü de. Yok gülmedim. Niye güldünüz Gülser Hanım? Sizinkiler dedim bir dakikada gidip gelecek şey yapacak da gülüyü de. Neye gülüyorsun? Yarın girin bir mutfağa da bakın. Ben de sana güleceğim. Ben de sana. Neyime gülesin? Kavga çıkacak. Gülmeyecek bir şey yok. Ya sen güldün ya demin güldün ya neye güldün? Sen de gülsen. Ben nerede gülürüm? Adı Gülser ya. Onun için Gülser. Ben gülmerim. Ben her zaman gülerim. Benim gülmem hiç kimse kesemez. Hayır, hayır öyle olur. Ben hep gülerim. Her şeyi hakkınıza vereceksin. Kendi gününü düşün. 6 puan kas puan. Bu ne? Ya kendi günün. Aa niye üst başına koyarsın? Aa ne diyorsun? Kanda ben 2-3-4 falan vermem ya. Ben onu kabul etmem. Ben 6 puan güzel. Ha. O zaman 2-3 varsa ben de buna 2'yi basarım. O zaman öyle olmuş. Elim bile yandı benim. Eksik yoksa basamazsın. Eski olmayınca, yanık olmayınca. Ama eğer olursa gözünüzün yaşına bakmayacak evet, bir kayınvalide evet. var artık. Ben söyleyeyim aynen. bu hali siz getirdiniz. Yani öyle yenilir yutulur insan masada değilim. Masada eskik yoksa. Ben gümüşhaneliyim. Ben de gümüşhaneliyim. Eskik yoksa, yanık yoksa, noksan yoksa. Ben şey yetiştiremeyeceğizi bugün çünkü bilirim. Yani eliniz ayağınıza dolaşacak da göreceksin aldığım puanı. Ben de şaşkınım. Oy. Bu yemekleri bu puanlar beklemiyordum. Evet işte böyle oluyor maalesef bazen. Son puan geliyor Filiz Hanım'dan. Evet Filiz Hanım son puan sizden gelsin. Açın ve söyleyin lütfen. Buyurun.
Benim puanım 6. Sözleşmişler gibi. 4 evet. tane 6. Ama güçlü, of. Gerçekten güçlü gördükleri için düşük 6 verdiler. Çünkü benim rakip mi gördüler gelinlerine? Evet, çünkü benim benim yetiştirmeseydim 3-4 puan verecektiler demek. Yetiştirdiğim için de en düşük. Sen yetiştiremesen 2-1 de verirlerdi bence. Bundan sonraki gelinleri tanımıyoruz. Evet ama... Güçlü olup olmadıklarını bilmiyorum. Beğendiniz. Bunu farklı şeylere çekmeyin. Bunu beğendim derken yemeklerinizi, çorbanızı beğendim. Beğendim dedim yani. Güzel olmuş dedim. Güzel olmuş dedim. Ama gel pilavınızın içindeki fasulyeniz, nohutunuz pişmemişti. Fasulye, tek fasulye var. Nohut, pişmemişti. Neyse ama içinde ne varsa pişmemişti. Sorun ortak tamam, çünkü. Diri olmuştu. O birazcık daha pişmesi lazımdı. Şeyinizin... Sıranca yetti. Ortak sorun. Pirzolanızın sosu güzel olmamıştı dedim. Onu da belirttim. Etin sosu güzel. Sonradan bir şey değiştirip söylemiyorum. Pirzolanızın da sosu güzel olmamıştı dedim. Etiniz pişmişti ama pirzolanızın sosu güzel değildi dedim. Tamam bunlardan kırın da çok kırmışsınız. Şeyinizin ana yemekteki... Tuzlu olan şeyiniz, beğendi. Beğendiğinizin tuzu bayağı bir fazlaydı. He. Tamam onu ben de bayağı söyleyeyim. Bir fazla. O konuda haklısınız. Salatanızın, tamam güzel olmuştu, sosunu beğendim. Sen... Ekşiliğini beğendim ama peyniri çok tuzluydu. Evet, evet, yanmıştı. Ama tamam da onlardan peyniri mesela çok o kadar ufak şeylerden dört masanızın düzeni ha, bu doğru, o kadar ufak şeylerden bu kadar puan masanızın kırmaz. Masanızın düzeni çok hoş değildi, çok hoş değildi. Ne var? Bir saniye, Hatice Hanım bir şey söyle. Efendim? Bir şey söyleyeceğim. 6 puanı beğenmiyorsun. Sen o mu bekliyordun? Ben ne yapayım? O mu bekliyordun? Veriyordum. Evet. Beğendiğim şeye ben veririm. Kimsenin hakkını yemem. Bu puan maalesef düşük oldu. Ortalamanın bir tık üstü. Valeriye iken değil ki beğenmedi. Yarın görüşmek üzere. Ben beğendim de bilirdim. Sadece o arkadaş dedi beğenmediklerine. Sadece o arkadaş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.